기대는 게 좋았군요. Görmüyor musun? Beyimizi minimal dekorunu yapıyorum. Tamam tatlım, anlıyorum seni ama benim şu anda prova almam lazım. Topla bunları hadi. Başka ne zaman yapacağım? Her provadan zaman sonra yaparsın. Provadan sonra yaparsın. Hadi lütfen. Tek bir şey söyleyeceğim. Efendim? Geçen sefer verdiğimiz stropor kaplı duvarlara kırık geldi. Evet. Tiyatro paylaşmaktır dediniz. Evet. Bence değil. Verdiğimiz dekor neden parçalanarak geri geliyor? Tatlım. Hadi öyle küçük şeylerin hesabını yapma. Hadi, gel. Hadi çık dışarı. Hadi. Paylaşmak bir tek var. Günaydın. Günaydın, günaydın. Günaydın. Neye söylemiyordun gene? Klasik şeyler. Birisi dekoru kırmış, birisi bir şey istemiş. Bir şey olmaz, neyse. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? De. Bak, kaç kere söyledim. Sen deme bana. Buraya benim sayemde burada olduğunu kimsenin bilmemesi lazım. Kimse bilmiyor ki zaten. Bak, bizden başka kimse yok ki. Bir de senin aptal var işte. Ha, aptal ama yani herkesin duyuyor yani. Böyle şeyler herkes duyabilir. Ayrıca belki gelenler vardır. Canım gelsinler. Tamam. Hoş geldin. Günaydın. Günaydın. Sen ben senden geldin. Gel bakalım. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim. Siz de, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Diğerleri nerede? Geliyorlar arkadan. Gelirler şimdi. Hoş geldiniz. Shakespeare mi? Brecht canım Brecht. Ah trajedi. Trajedi mi? Melodram. Üç birlik kuralı. Sahne matematiği. Othello. Susman Selena. Ah Romeo, neden Romeo'sun sen? Ne yapıyoruz biz? Sanat yapıyoruz. O halde? Bu kadar sanat yesen mi? Yeter. O zaman oturalım. Günaydın. 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 Günaydın Sahne Tozu ve günaydınsınız. Sahne Tozu. Evet. İkinci günlerdeyiz. Tabii. Peki. Günaydın sahneye yakıştığını zannedenler. Hepiniz. Günaydın işte. Haydi birazcık daha tempo canım. Tempo, tempo. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Seni yaşlı bundan azıcık daha anlayacağım. Kendime heyecanlarım. Kendime heyecanlarım. Günaydın, günaydın benim canım sahne. Günaydın, günaydın. Çok enerjisin. İyi mi? Hayret, enerjik olmanız ilginç. Kendimi topladım ya tabii. İhtiyar, ölmeyi düşünmüyorsun herhalde daha. Ya, düşünmüyorum. Güzel, geri zeka. Rejissörün, rejissörün ısrarları üzerine hala burada. Olmazsa olmaz bir şive komedisiyle sürekli sahnede bir ihtiyarın olması gerekiyor. Tabii ya, şive olmazsa olmaz, şive. Çok gerekli, tabii ki. Ya ne yapacak canım, yapsın işte onu, kendince bir şeyler yapıyor yani. Ya kendince ama bizce değil. Değil mi? Yazık. Sana bakarken ne aklıma geldi biliyor musun? Ne geldi? Dün gece düşündüm canım, hiçbir şey yani. Hatırlıyorsun dün gece. Dün gece, arabada evet. Dün gece ne oldu? Ben unuttum ben. Alzheimer'da başladı. Alzheimer, kesin Alzheimer'da başladı. Bacaklarım sıçrıyordu ya böyle. Hani böyle olmuştun ya. Önde oturuyordum bile sen. Haa, oyuna giderken. Evet, oyuna giderken canım. Anladım canım. Aman oyun da nasıl kötü bir oyundu. Hiç hatırlatma, hiç hatırlatma gerçekten. Yani tüylerim diken diken, hala tüylerim diken diken. Senin şoför, bunun şoförü çok kötü canım. Bir başlıyor, araban bize, araban bize zaten kötü koyuyorum. Başlıyor 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400. Hiç durmuyor, uçuyoruz sandım canım. 50'ler bir saniye vermişim, güzel. Ya da ölmüş arkadaşlarını falan saydı galiba. Ah canım ya. Gel bakalım, gel. Gel dedi. Otur canım, hadi buraya, hadi geç. Kötü dediğiniz oyun hangisiydi? Ben ismini söylemek bile istemiyorum. Ben söyleyeyim senin yerine, komik paraydı galiba. Gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Yani karakterler zaten yerlerde. İnsan karakter yani şişmansa kilo verir canım karakter için. Ya başka sorun değil mi canım? Başka şişman olur mu? Başka şişman olur canım. Türk gibi gelmiş böyle, böyle elini koymuş böyle. Hakkıdan elmiş, elmiymiş, elmiymiş. Neydi? Harry Potter'sı galiba. Neyse ne? Böyle oyun mu oynanır? Yazık! Herkes tiyatro yaptığını sanıyor. Çırmsak! Bir de içine böyle komik deyince galiba oyunun komik
falan olduğunu sanıyorlar. Yani o oyun Fars değil miydi? Fars mı? Yani... Sıra şeyi değil miydi? Melodram değil miydi? Efendim dram da oyun. Ne Fars ne şey ya? Ha, şey komik değil ya. O dramın içindeki komik olduğu için. Hani dramın içinde de bir komedi var mı biliyorsunuz Fars? Evet tabii ki. Kesinlikle olmaz. O dram kesin dram. Kesin dram. Oyun gayet komik değil. Canım nesi komikti? 400 lira hocam falan komikti bari. Kime göre, neye göre? Ha, şuna göre efendim yani. Şimdi onun arkadaşları bu sahnenin altında kaldıkları için. Onlar gülüyorlardı galiba ama en son... Ölmüşler galiba. Değil mi hani sen de? Bir kez sahne kaldım. Okey'e dördüncüyü bulamıyoruz ama ne? Başak durun! Başak durun, o oyuncu Selam mıydı? Selam? Yani bilmiyorum bak gerçekten sen yapacaksın sen yap. Yani olmaz mı canım? Öyle selam mı verilir ya? Seyirci, bak hangi seyirci? Seyirci senin yüzüne bakıyor. Alkışlıyor. Ama sen geliyorsun başını öne eğiyorsun. Böyle selam mı olur? Olur mu hiç? Olmaz canım kesinlikle olmaz. Olmaz. Geldin adam gibi selam verirsin nasıl verirsin? Böyle değil. Bu yanlış. Geldin seyirciye baktın. Ne oluyor? Değil bakıyorsun yılan gibi. Kalktın, bir hata daha, geri gitmen lazım, seyirci arka dönülür mü? Arkaya dönüp gidiyorsun, seyirci seni kopar mı dedi? Nasıl gidecek? Geri geri, geldin. Nerede? Sadri abinin ne diyor bu canım? Ben durdum. Sen de selam olur mu? Olur. Bak sana son kez göstereceğim, geçen de gösterdim. Hadi ihtiyar. Bak, gösteriyorum son kez, bir daha yanlış yaparsan seni öldürürüm. Bak geleceksin, arkadan geldin buradan, şöyle geldin. Tamam mı? Buraya geleceksin. Böyle sanki burada adamlar olacaklar. Dur, kendini göstereceksin, seyirci seni görecek. Böyle, sonra geleceksin buraya, ceketini çıkaracaksın. Ceket çıkartmak ne demektir? Karakteri asmak. Aferin kızı. Ceketini çıkardın, karakterini attın ya. Gelirsin, enerjik bir şekilde gelirsin. Yere bakarak selamını verirsin ki bu saygıdır. Tekrar alkışlamaya devam edersin. Yanlış olduğunu düşünüyorum. Ha, kesinlikle. Yani seni kırmayalım ihtiyar hadi. Anlatabildin mi? Anlattın canım anlattın. Arkadaşlar aslında yaşlı ihtiyarın söylediği şeyler galiba birilerinin hoşuna gidiyor. Şöyle sponsorunuz bu selamı daha çok seviyor ve sizin yüzünüzden az önceki selam yüzünden birkaç sponsor kaybetmişiz. Bir kere yaşayacağım. Emin misin canım? Ne olamaz ya. Yani efendim burada her şey yazıyor maalesef yani. Birkaç bin euro kaybetmişiz. Kaç bin euro mu? Evet. Benim için hiçbir şey. Masatör telafi etsin. Tamam canım selam değiştiririz. Benzin para canım ne olacak? Benzin para değil mi? Peki kazanmazsanız o benzin parası olmazsanız olacak? Yani canım ben her zaman kazanırım. Sen lan içini fena. Başaktör komik para sansür değilmiş doğru mu? Evet, maalesef böyle bir şeyle karşılaştık. Bak! Biz değil, aktörler ve aktrisler olarak bu sahne üstünde her şeyi yapabiliriz. Kısıtlamayız asla, kısıtlamda engelleme ve sansür asla kabul edemeyiz. Biz nasıl sanatımızı inşa ederiz? Ha, size söyleyeyim, nasıl? Bakın çok merakım. Şu an Şahman bile benden ayrılmak istiyor. Nasıl? Juliet! Juliet! Juliet geri dön! Tamam, ikna oldum. Bu kıza da geliyorlar bazen. Bu tiyatrın aynısını keşke sahnede de atabilsin değil mi? Sürekli ona olmuyor. İhtiyaç duyuyor sürekli. Arkadaşlar sohbetinize doyum olacak ama ufak bir sıkıntımız daha var. Yine mi efendim daha kaç tane olacak? Efendim sahne sürekli yenilenen bir yer değil mi? Kesinlikle. O yüzden bazı yenilenmelere gitmemiz gerekiyor. Mesela... Arkadaşlar... Rejisörün yazdığı yazılar doğrultusunda şöyle bir sıkıntımız var. Tekrar Çavser isimli oyunumuzda bir senkron sıkıntısı varmış. Hep şu masaklığının yüzünden oluyor. Ben bunu bilmem. Toplu bir senkron olduğu için, toplu bir dans olduğu için senkron kimden bozuluyor, neden bozuluyor ben bilemem. Başakların böyle bir eleştiriyi nasıl kaldırabilirsiniz? Canım benim oyunum değildir o kesinlikle. He. Şey sen oynuyorsundur. Kesin sen oynuyorsundur. Onu sen göstermiyor muydun? Ben ama bilemem. Başaklıyorum. Yok canım. Efendim. Efendim. Evet. Özellikle Başaklıyor yerlerine yeterince iyi bir izin veremiyormuş. Olmamış. Böyle şey asla
Başak Gerçeği Köprü... gösterelim mi? Başak Köprü... Yani ha. Evet, evet. Ufak bir prova alsak hiç fena olmaz değil mi? Müziği verdin mi? Amirim! Necip! Dur dur canım bir dakika şimdi. Sürüm gelmişse 15 dakika var. Geçebilir miyiz? Yeter. Soru yapsak... Olur mu canım? Prova almak hem daha iyi olur böyle. Isınmış da oluruz. Necip! Efendim? Necip! Tekrar çalsam konserine gir! Evet! Elvis Presley! Jay Hospital! Evet! Açıyorum! Ben dostum, Nezi! Ben de seni biliyorum, teşekkür ederim! Gel, gel, gelecek. Yavrucuğum, yavrucuğum, konuşmadık mı seninle? Bakmayacaksın, ufuktan çek gözünü. Ufuğa bak. Muhabbet çıkamadı. Hadi sahneye dönelim, kendini de olabilir. Her neyse, her neyse. Günaydın efendim. Günaydın. Konuşmadınız bunlarla. Hayır, aynı şeyleri yapıyorlar. Efendim, konuştum. Hatta özel olarak sizin notunuz olduğunu söyledim ama... Kesin eminim öyledir. Mektup geldi mi bugün? Mektup olması lazım. Mektuba bir bakar mısın? Tatlı, hadi. Bakıyorum. Günaydın efendim, nasılsınız bugün? İyiydim. İyiydiniz. İyi evet. Musunuz canım yine? Güneş bugün bir farklı doğmuş doğrusu. Boş bunlar, boş. Bunları göstermeyin dedim kaç defa. Her neyse, her neyse. Ben burada neden 5 kişi olduğunu sana sordum. Sen gül. Kaçana sordum. Yavrum. Yine nerede o kadın? İşi çıkmıştı belki galiba yani. İnsanın 4 aylık işi çıkar mı? Neden geç kalıyor? Başka biriyle mi görüşüyor? Gece iş mi yapıyor? Ne yapıyor? Hayır hayır hayır. Şimdi hakkını yemeyin lütfen. Yani Başak'tır bizi sadece fifisinin bir yerleri ağrıyormuş. Sürekli ağlıyormuş. Ama bir yerleri nasıl ağlıyor ben onu tam çözemem. Bak neredeyse ağrıyorsa ağrısın. Bu kadın buraya geç kalmaz. Bir gün benden önce gel. Geldi yine Sisman Kadir. Babam seni baban yaşından nereden gidebileceksin? Günaydın demek diyoruz. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş geldiniz Başak'tır. Günaydın. Günaydın Necis Hanım. Hoş, hoş geldiniz. Hoş yoksa, geldin. Yoksa bu Starbucks mı? Evet, Starbucks. Kahve içmeden ayılamıyorum. Çıkarım dedim. Bakın şu anda seyirci yok burada. Seyirci varmış gibi davranmayın. Her neyse. Alışmamız lazım seyirciye. Konuyu değiştiremezsiniz. Bugün niye geç kaldınız? Bugün. Bugün. Evet. Bugün kesin. 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 O kadar kesin. Çok ağlıyordu ki rejissör bey. Ben dedim efendim. Onu veterinere getirdim. Birazcık uğraştık. Sonra hemen taksi arasına geldim. Bir köpek her gün hasta olabilir mi efendim? Bir köpek her gün hasta olabilir mi? Bir, eğer her gün hasta olursa bir bakışı tutun. Bakışı tutun. Bir gün olsun benden önce gelişiyor. Bakın cevap sarımam var. Tifi
şaka mısınız? Bir dakika sessizlik. Ha canım. Aa, ha. Köpekle konuşuyor. Ne gibi inanacağımı düşünüyor. Siz gerçek tamam, misiniz? Tamam canım, tamam. Tamam. Başak mısın? Ha, çao, ha. Görüşürüz. Köpekle bile konuşamıyor. Tabii efendim, tabii. Sizin hiçbir suçunuz yok zaten. Bütün suç bizde. Zamanla kumaraya başlamak istemekle bütün suç bizde efendim. Lütfen yerinize geçer misiniz? Yine elim ayağım. Bir alkış alabilir miyim yerine geçmek için? Alkış olsun. Ben biraz buraya uzatmak istiyorum. Tatilden yeni geldim de kumsal modundan çıkamıyorum. Dikkat edersek. Ben size niye ara böyle alıştırdım? Her neyse. Her neyse. Suflörüm. Ben hemen provaya geçmek istiyorum. Gerçekten. Tamam. Hiç sorun değil. Son sahnedeyiz. Son sahnedeyiz. John vurulduğu sahne. Tansiyonuma yine bir şeyler oldu. Chris ve John ön tarafta. Mektup okuyorlar nereden gelen. Hazır mısın? Arkada. Daha sonra baba evi. Ezberin tamam. Yalnız Başak da yazıyor bu çocuğu. Dedeciğim. Babacığım yani utanıyorum. Gerçekten utanıyorum. Burada senin sahnen yok. Şu an senin oyunu bile yok. Bu oyun senin oyun değil. Yine bir şaşırdım. Yani yine. Gel. Götürün şu adamı. Götürün. Yavrum. Çocuk niye böyle? Başak durun. Siz bu çocukla konuşmuyor musunuz? Niye böyle bu çocuk? Ben öğrettim benim her şeyi. Sahnedeki ufuk çizgisine bak dedim. Ufuğa bakıyor. Hayır devamlı ufuğa bakıyor. Şu an oyunda değiliz ve benimle konuşuyor şu an. Ben sana konuşuyorum şu an evladım. Efendim şimdi dedim ki her zaman öyle. Bak aferin nasıl döndün? Evladım. Bakın evet bak uzun süredir evet. Elizabeth tiyatrosuyla oynuyoruz evet. Alıştınız biliyorum zor biliyorum. Bu moddan çıkmak zordur bilirim Başak'tırım. Ama bu şekilde olmaz ki. Bu şekilde olmaz. Yavrum sen bu şekilde aktör olamazsın. Olamazsın. İstediğin yerlere gelemezsin. Bana bak. Ay sen de konuşuyorsun bana baksana. Bana bak. Devam adam oraya bakıyor anlamıyorum ki. Her neyse tamam fazla sinirlendim. Gel Başak'tırım şimdi. Yavrum nasıl burası burada mektup okuyor. Mektup okuyor. Mektup okuyacaksın burada. Mektup. Kağıt değil mi? Kağıt değil mi efendim? Bu ne? Yeni sponsorumuz. Yeni sponsorumuz Samsung'da. Yani malum Selam'dan sonra yeni sponsorlar aradık. Burada kendileri bize sponsor oldular. Yani oyunu biraz günümüze uyarladık. Canım ne olacak? İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyoruz ama neyse bu seferlik bu da böyle olsun. Bugün başka bir gün. Neyse. Yavrum benim. Kimse yok orada. Devam et. Aç şunu. Aç şunu. Mektubu aç. Mail mi atmış? Deri mail mi atmış? Deri mail atıyor. Çünkü Dünya Savaşı'ndan mail atıyor adam. O değil bari. Şuna, ona sakın girmiyorsun. O benim özel... Şuna. O, girme lütfen. Girme. Yanlış yere mi girdi? Her neyse ver şunu bu çocuğa. Neyse. Yavrum sen emin değil misin? Geçsin artık ya. Biliyorsunuz sahneyi. İki ay gibi oynuyorsunuz. Gel Başak kızsın. Şöyle buyurabilirim. Evet teklif bekliyordum da. O kadar önemli. Biraz daha geriye. Normal en öndesiniz biliyorsunuz ama bu sahnede biraz geridesiniz. Tamam. Vur bir ikisinde. Sizi de biraz daha ortaya doğru oynayın. Biraz daha ortaya doğru. Güzel. Şöyle geçin. Aranızda mesafe olsun. Bu kadar mesafeyi. Bak. Sen şimdi mektup okuyacaksın ya. Her cümlemde ona yaklaşmanı istiyorum. Tam kısmını istiyorum. Ama mektubun sonuna denk geldiğinde şurada ol tamam mı? Sakın ona vur. Çünkü ona vuracakmış gibi diyeceksin ama vurmayacaksın. Yavrum aman ha. Tamam mı canım? Şimdi yapacağın şey tamam mı? Her cümlede ona yaklaşacaksın. Burada ne öğreniyorsun? Babam, kardeşim ölümüne sebep olmuş. Bu çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. İnanılmaz bir şey tamam mı? Ona göre oynuyorsun. Tamam burada girdi. Ama sakın oraya bakma tamam mı? Mektuba bakma bana. Oraya bakma dönersin. Efendim ben hallettim yani. Başak diyorum. Yenileştim. Yeni şeyler katacağım kendime. Beni çok değiştirdi. Ben eskiden böyle değildim. Başak diyorum ben. Biliyorum. Evet. Bakın size göstermeme gerek yok. Siz zaten biliyorsunuz Asya. Ne söylemeyin hatta çıkıyorum. Tamam yavrum hemen geliyorum. Şimdi Başak Bey, ne yapacaksınız biliyor musunuz? Burada ne oluyor? Size mektup okuyor. Yıllardır sakladığınız gerçekler ortaya çıkıyor. Çok kötü bir şey. Şimdi ufuk noktasına bakacaksınız burada. Seyirci neyi vermek istiyorsunuz biliyor musunuz burada? Burada seyirci size acımalı. Suçlusunuz ama bir yandan da size acımalı. Bu çok kötü bir şey. Değil mi? Evet çok kötü bir şey. Ama acımalı. Sizin burada varoluş kaygınızın sürrealist çelişkisini istiyorum. Hadi devam. Başak kısım gelirsiniz. Güzeldim her şey hazır. Bakın provayı bölmek istemiyorum. Tek seferde alalım. Rica ederim yavrum. Tamam alttan çıkıyorsun. Devam. Not defterini ver. Gelin tamam. Devam.
Hadi. Arkadaşlarla okey atıyorum. Şey... Dördüncü kişiyi arıyordum. Dört geldi. Dört çifte dönüyor. Ben okey attım, sana çok görmedim. Çok okey alamamasına rağmen bittim. Bunu gören ben de bittim. Babam bana nasıl okey öğretmez? Bunu bana nasıl yapabilirsin baba? Oğlum! Benim de senin oğlun değil miydi baba? Oğlun değil miydi baba? Oğlumdu tabii ya! Hepsi oğlumdu! Galiba! Bütün oğullarım! Bütün! Galiba! Kafama vurma baba! Tamam! Hanım! Efendim! Ben gideyim de ceketimi alayım! Gitme! Uyursun! Bırak gitsin anne! Tamam git! Sen de çok canını sıkma yahu! Ama ne yapayım anne? O kendini öğretmemiş! Ne? Bu nasıl bir baba? Ne? Vaktim yok, tamam mı?
Ben zengin olmak istemiyorum. Zaten ben zenginim ayrıca. Hayat fazlasıyla mantıksızlıklarla dolu. Yani bu mantıksızlıklar yüzsüzlüğe bakın doğru görünmeye muhtaç değildirler. Çünkü gerçektirler. Ha, efendim bence çok güzel. Bunu yazabiliyor muyuz? Tabii. Sahipsiz misiniz? Evet, benim. İsim? Necdet İşler. Bob Marley değil miydi o? Şaka ya. Her neyse dönmeyin. Ne istiyorsunuz siz? Bakın prova alacağım ben. Lütfen dışarı çıkar mısın? Yani aksini yapmaya, hakikatmiş gibi görünsünler diye hakikate benzer şeyler yaratmaya çalışmak sizce de delilik değil midir? Ki bu delilikse eğer mesleğinizin biricik sebebi hikmetidir. Meslek. Tek delilik mi? Siz bizim mesleğimizi deliler mesleği mi sanıyorsunuz? Oyunculuk mesleğine delilik mi dedi? Yavrum sen öylesin ama dur kaç, çekil şu an. Çekil şu an. Ben selam vermeden geri gidemiyorum. Sizin işiniz hayali karakterleri sahnede canlandırmak değil midir? Olmayan kişileri sahnede var etmek değil midir? Öyledir beyefendi, öyledir ama sizin tam zannettiğiniz gibi değil. Bakın, aktörlük mesleği çok asil bir meslektir. Yani asil bir meslekti. Yani eskiden ama yani şunu inanmanızı istiyorum. Evet, oyun yazarları bize sergilerinde ahmakça komediler ve insan yerine kuklalar veriyorlar bizler. Ama biz bu sahnede, şu sahnede gördüğünüz alanda ölüme de sergileri canlandırmakla her zaman ölümüyoruz, her zaman ölümüyoruz. Bravo! Her zaman. Bravo. Elbette. Yani etten kemikten yaratılmış bu insanlardan daha canlı varlıkları sahnede canlandırıyorsunuz. Belki bunlar ötekiler kadar gerçek değildir ama daha hakikidir. Size kesinlikle katılıyorum. Ama az evvel diyordunuz. Az evvel size cevap veriyordum. Delilerle uğraşacak vaktiniz olmadığını söyledim. Evet söyledim. Ama bazen ölümsüz eserler yaratmak için kendinizi doğanın hayal gücüne bırakmanız gerekmez mi? Ne anlatıyor bu adam? Resul Bey! Yavrum sen tamam çok şey değilsin konuya. Neyse lütfen de bunu bilir herkes bilir. Ben yönetmenim zaten. Ben de biliyorum emin olun. Yani şunu anlatmak istiyorum. Bu hayata birçok farklı tarzda gelebilirsiniz. Mesela bir kelebek olarak, bir güvercin olarak, bir karınca olarak, bazen bir odun olarak ya da bazen bir karakter olarak. Karakter mi? Yani siz etrafınız şunlarla dair hepiniz oyun karakterleri. Altımızda canlı karakterleriz. Bir de canlısınız. Elbette. Evet. Tımaradan toplu bir ama, girişimi var galiba şu an. Ama gülmeniz beni fazlasıyla üzdü. Neden? Hepinizin şu kadının yüzündeki dramı görmelisiniz. Yavrum kovarsın git. Biri daha mı değil? Çok güzel. Ama tamamen alt üst oldu. Bravo hoş geldin. Hoş geldin. Evet. Kadir değil. Beyefendi. Beyefendi burayı iyice festival alanına çevirdiniz. Rica ederim dışarı çıkar mısınız? Geldiğiniz yerden dışarı çıkar mısınız? Bakın efendim. Rica ederim. Siz yoksa canlı karakterleri... Siz canlı karakterleri karşınızda görmediğiniz için böyle yapıyorsunuz. Oğlum! Yavrum! Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir dakika. Yoksa bizi içine alan bir metin yok diye mi böyle yapıyorsunuz ha? Böyle yapıyorsunuz eğer. Büyük bir haksızlık yapıyorsunuz. Bir saniye. Yavrum. Ben size bugüne kadar kimseyi kovdurttum mu burada? Neden tutup kovuyorsunuz? Ne anlatacaksın anlatsın ve gitsin. Ben kimseyi kovmak istemiyorum. Burası büyüsü kovulunca bozulur. Anladın mı? Bakın. Bizden daha enteresan alt karakter bulamazsın. Tabii eminim öyledir. Elbette. Ne yazık ki bizi kitap haline getiren beni çıkmadı. Ne kısa ne gidiyor? Evet, bizi yeryüzüne karakter olarak atıp giden bu yazar bizim devamımızın yazılmasını istememiş olabilir. Ama bir karakter için en acı şey budur. Çünkü bir karakter ölümü bile umursamaz. Bir insan ölebilir, bir yazar ölebilir, bir aktör de ölebilir. Ölecektir de. Ama bu karakter asla ölmez. Hem öyle ölmek için olağanüstü meziyetlere sahip olmasına gerek yoktur. Sancho Panza kimdir? Don Abandio kimdir ha? Onlar birer canlı tohumdurlar ve kendilerini yetiştirmek için verimli birer toprak bulabilmişlerdir. Tıpkı sizin gibi. Tabii ki bulmuşlardır. Ben söylediklerinizden bir şey anlamaya çalışıyorum ama nereye gitmek istiyorsunuz lafı? Yani sizden ne istiyoruz? Benden ne istiyorsunuz? Yaşamak istiyoruz. Şu an öyle misiniz efendim? Yani ebediyen mi yaşamak istiyorsunuz? Hayır, şahsınızla bir an yaşasak bize yeter. Şahsınızla yaşamak istiyorlarmış. Peki. Efendim, bak onunla yaşamaya ben razıyım.
Benden uzak tut yavrum onu da, her neyse. Beyefendi, tabii anlarım ama bir metniniz, bir şeyiniz var mı sizin? Dram. Dramımız. Dram bizim içimizde. Bizim içimizde kanayan bu ihtiras, bu dramı açığa çıkarmak için bizi perçinliyor. Ah be bilseniz. Onu ne büyük bir aşkla seviyorum. Bilersin sen. Niye seviyorsunuz onu? Bir, aranızda bir ilişkin var. Yani olabilir mi bana bak. Adam gelsin. Yani tamam her neyse anlatın anlatın. Beyefendi nasıl bir ilişki var aranızda? Anlatın da hemen gidin. Öncesinde izin verin. Babam öleli 2 ay oldu halde. Nasıl şarkı söyleyip dans ettiğimi aktörlerinizle aktrislerimiz görsünler. Görelim. Olur görelim. Görsünler mi? There's your keep on bezemeyen Azik is a pelsu savuşe Orada portre san retuşe Dalım kel zakatiyen La 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 falan yok. Neyle falan yok. Bakın burayı kız kafa koysan mı zannettiniz? Burada bunları yapamazsın. Şu konu şöyle geçer misin? İğrenç bir ses de. Bu kız deli mi? Efendim keşke deli olsa deliden de beter. Deli merak mı? Deliden de beterim Resul Bey. Belli oluyor canım. Her... Lütfen. Unutayım sesmemize izin verin. Vakti geldiğinde benim ne yapacağımı göreceksiniz. Neyse uçacaksın zaten. Emin olun o kadar çok istiyorum ki. Üflememizi mi? Hayır. O sahneyi yaşamayı. Hiç söyle. Bakın. Bu küçük masum yavruya bak. Ha. Ne kadar güzeldi. Güzeldi şey de pek de öyle. Kızanık çıkarmış galiba. Yani. İşte. Küçük masum yavru, Tanrı şundan ağlandığında elinden alınca. Şu budala da, zaten ondan başka türlüsü beklemez mi? Budalalıkların en büyüğünü yapınca ben uça uça gideceğim. Hayırlısıyla büyük saygı. Hem zaten onunla aranızda geçen o müthiş şeyden sonra aralarında yaşamaya tahammülüm kalmadı. Ne geçmiş, ne geçmiş? Müthiş şey. Ne geçmiş? Kimle geçmiş? Buna gelince. Aa bu kim? Bizi hor görüyor. Nasıl görmesin ki? Kendisi meşru. Bizler? Bizler? Gayri meşruyuz. Piti! Olmaz sahnedeyiz. Ahlaksız. İşte. Ama neredeyiz? Bu meşru evlat. Şu zavallı kadın sadece biz üç bitin annesi. Müdür Bey, Müdür Bey, yalvarırım size. Lütfen, şu iki küçük yavruya atayım, lütfen. Ah, batarım. Ah! Durmayın! Şu bulamayız, sen bulamayız, sen de gidin. Hayatım, iyi misin? Hüseyin'le ah kötü görünüyorsun. Yalnız Hüseyin'le canım şu kadına birazcık. Birazcık, bakın ne kadar çekiliyor. Canım Hüseyin var mı? Hayatım, ah! Pek iyi görünmüyor. Kadın üstüme yıkıldı. Böyle bir şey olabilir mi? Saçma. Sen ne yapıyorsun ben? Hayatım iyi misin? Siz niye kadına... Bir saniye. Siz bu niye kadına dul diyorsunuz? Sizin karınız değil mi bu? Efendim o benim karım ama ben onun kocası değil. Benim eski, benim babam 2 ay önce öldü. Ölmeseydi yine burada olmayacaktı efendim. Yeter! Yeter! Efendim bakın. Müsaade eder misiniz dulcum? Efendim bu kadının dramı iki erkeğe beslediği aşktan ibaret değil. Çünkü bu kadın bir erkeğe aşk duygusu besleyebilecek kadar bir kadın değil.
O kadının dramı 4 tanecik çocuk meydana getirmekten başka hiçbir şey değil. Hem de azıcık da minnet duymuşum. O da bana karşı değil. Öbür adama karşı. Kabahattin daha! Beni evden sen kovmadın mı? Ya kadar kuvvet cani. Beni evden kendisi kovdu. O adamla gitmeye kendisi zorladı. Yalan! Yalan! Tabii ki de yalan. Neden yalan söylüyor biliyor musunuz? Neden? Oğlu öyle bilsin diye. Şerefsiz oğlu mu? Anlatmak istiyor ki. Sen şimdi. Bu adam bu kadını evden kovmuş. Oğlu öyle bilsin istemiş. Doğru mu? Hayır, o şekilde değil. Tamam, siz anlatmaya devam edin. Bir daha bir şey yapayım ben. Ben kimim? Annem anlatmak istiyor ki, eğer 2 yaşındaki minicik oğlunu bırakıp gittiyse, bunu sözde onun zoruyla yapmış. Müdür bey, sizi temin ederim. Beni o zorladı. Hem kızım gerçekleri nereden bilsin? Sen babamla gül gibi geçin. Elinde ise inkar et. İnkar etmiyorum kızım. Ben babana karşı kabahat işlemek istemiyorum. Ben sadece evimden, oğlumdan ayrı kaldıysam, bunun tek sorumlusu o adam. Ben sadece bunu anlatmak istedim. Evet efendim. Ben size de. Hadi anlatmaya devam et. Felsefe yap bakalım biraz daha. Felsefe mi? Bana felsefeci mi dedi? Filozof mu dedi bana? Hep aynı hatayı yapıyor. Bakın beni sinirlendiriyor. Bugünlere geldiyse benim sayemde geldi. Sen babanla nasıl konuşuyorsun ha? Terbiyesiz! Sen babanı nasıl sesini yükseltiyorsun? Ahlaksız! Ben seni bugünlere böyle mi getirdim ha? Ben seni bugünlere böyle mi yetiştirdim? Dikil karşıma! Terbiyesiz! Maşallah efendim! Allah ne güzel yaratmış! Bir boy vermiş, bir yakışıklılık vermiş. Aynı babası! Aynı babası! Nasıl da benziyoruz ama! Nasıl da benziyoruz? Yakışıklılığını benden almış efendim. Her neyse efendim. Ben boş laflarına devam edelim. Boş laf mı? Evet! Evet, kızamıyorum. Aramızda 30 santim var. Az da var. Yetişmiyor tabii ses. Yetişmiyor efendim. Ses yukarı çıkmıyor yani. Ben kızarken ses boşa gidiyor. Neyse. Espri yapasım geldi bir an. Efendim bakın. İçimdeki bu vicdan azabını yalnızca lafla yatıştırmadım. Aa tabii. Vicdan azabını lafla yatıştırmaz. Vermek üzere bulunduğum yüz direkse yatıştırır. Ha efendim, bu alçakça bir hitap. Alçakça. Konuş oğlum. Aslan oğlum konuş. Babanı salın. Alçakçılıklanmış. Madame Pace'in odasında bir mağol masanın üstünde mavi bir zarfın içinde tam tamına 100 lira vardı. O 100 lira hiçbir zaman verilmedi, hatırlatırım sana. Vermesine ravak kalmıştı ama. Ama verilemedi. Kızım ayıp, öyle şeyler söyleme, ayıp. Ayıp mı? Ayıptır. Ben intikam alıyorum. Gene mi intikam içeriz? Bir çağrı dükkanı düşünün. Bir tarafta mantoların ısılı olduğu bir cam mekan. Sonra ortada bir yerde vazifesini layıkıyla gören bir divan. Divanın tam karşısında. İçinde 100 lira bulunan mavi zarfın üzerinde durduğu mağul masa. Zarfı görür gibi oluyorum. Sanki elimi uzatsam alabileceğim. Zaten ama ama arkanızı dönün. Elbette. Çünkü neredeyse çıplak denilecek vaziyetteyim. Ama ben utanmıyorum. Şimdi utanması gereken o. Ama Rüstem Bey, neredesiniz? Buradayım canım. Sizi temin ederim. O gün. Yani çok utandınız bugün, yoksa? Yok efendim, şu kız kafa karıştırmaya çalışıyor. İsterseniz olayları sıraya koyayım da hakkımda atılan bu çirkin iftiraları bir düzene sokalım isterseniz ha? Yani anlatın. Ne ala? Kendi bildiğin gibi anlatacaksın değil mi? Hepimiz kendi içimizde birer alem gizliyoruz hanımefendi. Ben ne anlatırsam anlatayım, siz kendi anlamak istediğinizden başka bir şey anlamayacaksınız. Siz benim sözlerimi sadece kendinize göre tefsir edeceksiniz. Bakın ne kadar da büyük bir yanlış anlaşılma, öyle değil mi? Örnek vereyim. Şu kadın. Onu evinden kovdum sanmış. Kovdunuz mu kovmadınız mı? Sen beni kovmadın mı ha? Cevap ver. Efendim bakın kovdum sanmış. İnsan kovulduğunu zanneder mi? Hanımefendi kovuldu.
Yavrum, bir şey sor mu? Gel canım, gel. Maaşı ben ödüyorum yavrum, geçer misin abi? Gel, küçük kız, gel. Git ona bir koy. Hanımefendi, kovuldunuz mu, kovulmadınız mı? Kovdu! Beni evden kendisi kovdu! Hadi şerefsiz! Kovdunuz mu beyefendi? Kovdunuz efendim. Efendim bakın, kovdum sanmış. Hala kovdum sanmış. İhtiyacı olan her şeyi verdim, o adamın yanına gönderdim. İsterseniz baştan anlatın. Yani çünkü evet, iyi niyetle yaptığınız bir şeyi insanlar bazen kötü olarak algılayabiliyorlar. Ha, iyi niyetle yaptınız. Sen konuşmasını biliyorsun canım. Ben nereden bileceğim? Canım, kendi halinde bir kızken aldın beni. Cemil'in ne amaçladın? Canım, ben de zaten seni böyle saf, temiz, fakir, fukara olduğun için aldım. Başka ne için alabilirim? Efendim bakın, evlatlarına karşı fazlasıyla seveceğim. Ama bana geldiği zaman kafası bir duvar kadar kalın. Ya kadınlar, kadınlar... Kendi zekasının neye mal olduğunu sorun da anlatsın. Efendim bakın, ben dediğim gibi iyi niyetle yapmak istedim ama olayın sonu kötü yere vardı. Benim ne suçum var efendim burada? Sizce önemli olan niyet. Kesinlikle. Efendim bakın, isterseniz bize asıl olayı anlatın. Asıl olay gelmedi mi ya? Geliyor, sakin ol. Yani beyefendi, bir yerden başladık gibi sanki. Güzel bir şeyler çıkacak gibi ama böyle atraksiyonlara gelebilir miyiz? Çatışmalara. Tam oraya gel. Evet, çatışmalar istiyorum. Hadi gel bakın. Benim sağ, temiz, iyi huylu, fazlasıyla severim, tamam, İşini layıkıyla yapan bir katibim var. Bu katibim o kadar iyi bir insandı ki bir karıncayı bile incitmezdi. Ah canım benim. Nereye gidiyorsunuz sen? Nasıl da özledim. İnsanlara karşı daima güler yüzlü oldum. Onlara selam verir gördüğümde. Hele benim arkamdan tek bir kötü bir düşüncesi olmaz. Benim arkamdan öyle güzel şeyler düşünür. Öyle güzel şeyler söyler ki. Evet. Onu gerçekten çok özledim. Her neyse. Karım. Karım ne zaman ofisime gelse. İkisi gerçekten sözsüz ve inanılmaz bir biçimde birbirleriyle anlaşıyorlar mı? Ama akıllarından ufacık kötü bir şey geçsin. Asla buna ihtimal vermez. Öyle ahlaklı insanlardı ki, öyle temiz insanlardı ki, evet, ikisi de öyle. Gözüm kapalı onlara güvenebilirdim. Fazlasıyla. Gördüm. Ama siz şimdi bütün kötülüğü benim yaptırdığımı düşüneceksiniz. Hayır, böyle bir şey yok. Ne zaman karım ofisime gelse, katibimle göz geçirirler. Benim onlara kızacağım zaman, öfkemi inanılmaz ve sözsüz bir biçimde bertaraf ederler. Ve bu benim için artık içinden çıkılmaz bir asabiyet ve vahşet haline bürünmemi sağladı. Sinirleniyordum, sinirlerime hakim olamıyordum. Tabii beyefendi, sizi anlayabiliyorum yani, bir erkek için çok zor bir durum. Kesinlikle. Mesela bizim Başak da yani benim karımı ayıklamaya kalksa... Hiç! Ben de ona bir şey yaparım yani ama bunu kovabilirdiniz. Evet! Kovabilirdiniz. Kovabilirdim zaten. Çalışanınız diye. Ben de öyle yaptım. Bozdunuz, tamam. Evet. Çağırdım onu karşıma. Ne kadar da tatlı bir çocuk efendim, kıyamıyorum. Neyse. Seni gerçekten çok seviyorum. Ama seni kovuyorum. Kovuyorum. Çık git buradan. Bütün bir daha seni görmesin. Ahlaksızlığın düşmanı. Ne yapmış? Adam gibi adam. Helal olsun. Sakin ol. Bravo efendim. Çok iyi yapmışsın. Helal olsun. Tamam. Kağıtını kovdunuz. Evet. Ne oluyor? Baba be dedim. Düşsün. Bir şey demedim. Baba. Çocuğun içinden gelmiş. Bırakın söylesin canım. Sizin için işaret bile bulmuş ya. Her neyse. Katibi kovdunuz. Efendim, katibi kovdum da katibi kovmakla iş bitti mi sanıyorsunuz? Hayır. Bakın efendim, ben o akşam, yani katibimi kovduğum günün akşamı eve döndüm. Evet. Eve döndüysem efendim, bakın evde ne ev? Dört katlı bir villam var. O kadar geniş, o kadar zenginim ki. Ha, sağda oynayın. Bizi kapatıyor musun? Ah, sağda oynayın. Ben her zamanki gibi evine gitmek üzere yol aldım. Yol aldım. Evine vardım. Evet. Şöyle bir baktım. Oo, ucu bucağı yok. Tamam beyefendi, biz de zenginiz, hadi. Efendim, her zamanki gibi kapıyı çaldım. Bekliyorum. Aç artık kapıyı. Açılmıyor efendim. Her zaman beni kapıda
güllerle karşılarım. O gün yok. Dedim herhalde bana bir sürpriz hazırlıyor. Mutfakta beni bekliyor. En sevdiğim yemekten yapmış diye düşündüm. Beyefendi, nüansları geçelim. Hemen cebimden altın anahtarımı çıkardım. Kapının deliğine soktum ve kapıyı açtım. Hemen koşa koşa mutfağa gittim. Efendim o kadar benim için yürüdüm. Hiç soluklandım, sonra yürümeye devam ettim. Her neyse mutfak kapısına vardım. Mutfak kapısını araladım. Karıcığım, ben geldim, neredesin? Ah karıcığım, hayır orada yok. Orada yok. Dedim ben de yatak odasına bana daha büyük bir sürpriz hazırlıyor. Woohoo dedim kendi kendime. Bana bir sürpriz. Efendim beklerseniz anlatıyorum canım. Tamam canım. Birazcık saygı. Ben not alacağım canım. Efendim mutfaktan yatak odasına doğru gitmek üzere yol. Yürüyorum. Neredesin be kadın? Evet ben de öyle söyledim. Neredesin be kadın? Efendim. Ben gittim. Neredeyim? Efendim yatak odasına vardım. Yatak odasını araladım. Açtım kapıyı, bakıyorum. Ah karıcığım! Burada da yok! Hemen karım burada da yok! Tamam evet, nerede buldun? Artık endişelenmeye başladım. Artık endişelenmeye başladım. Artık yerimde duramıyordum. Gittim dedim herhalde tuvalette falan bir yerlerde saklanmıştım. Efendim gittim, tuvaletin kapısını açtım. Tavan arasındaki tuvalet. Evet. Açtım kapıyı. Evet. Arıyorum karımı. Ne gördünüz? Arıyorum karımı. Evet, ah! Hadi! Karım! Oh! Efendim yerde yatmış. Süklüm, püklüm, sünepe, kendinden geçmiş, ezik, müzik. Böyle sokaktan evinize böyle acıyarak gibi köpek alırsınız ya. Hani böyle köyleri yolunur. Her neyse. Serkeş. Tamam bizim önüne geldi, uzatmayın. İşte karım o vaziyette. Karınızı öyle ayetti, her neyse. Devam edelim. İşte o vaziyette gire ben. Sanki çok erkeği var. Ne bekliyorsun lan? Seni aşkla karşılan ama mı bekliyorsun? Ben de bana diyorsun, sen de ödül koy. Lütfen kadına laf atmayı bırakın. Rica ederim. Ya korkuyor musun? Korkum. Siz zaten bir şeyden ölümden korkmanız lazım zaten. Ölümden korkmanız lazım. Ondan bir korkmanız yok. Ölüm o kadar uzun zamandır gelmiyor ki ölümden korkmayı unutacak. Yavrucuğum sen şu adamla az muhatap ol. Tiyatro öğren. Adam yüzyıllardır tiyatro yapıyor. Beyefendi evet. Efendim. Şimdi de size oğlumu elimden aldığımı söyleyeceğim. Aldım. Oğlumu elimden aldım. Nereden bildiniz? Vay, küçükten öyle söyledi. Evet. Oğlunu ne aldı? Nasıl aldı? Söyleyin hemen. Efendim? Allah'tan yüzsüz pislik. Efendim bakın bir sorun almış mıyım? Bir sorun. Aldın mı? Aldım tabii ki de. Hırs aldın. Almış. Ben aldım. Böyle köy yerinde semiz, dayanıklı, cesur bir oğlan olsun diye aldım. Ben şahidim olmuş. Evet. Efendim. Tabii gerçekten olmuş. Bir dakika küçük hanımefendi, bir dakika anlatmama müsaade et biraz. Efendim bakın, oğlum doğduktan sonra... benim oğlum. Efendim doğduktan sonra oğlum, bu kadın oğlumu tam 2,5 yıl emzirdi. Bayağı emzirdi. Ama emzirdiysem yanlış anlamayın efendim. Çocuk boş çıktı, boş. Somurdu kadını. Çocuğun somurmaktan yanakları içine göçtü. Göster oğlum, bakın. Ha, süt gelmiyor. Süt gelmedi efendim. Boş. Baktım annesinden tırk yok. Ben de kendim emzirdim. Aslan süt iyi geliyor. Efendim 1,5 ay ben emzirdim. O da yeterli olmadı gibi. Ben de çocuğu aldım. Köyde bir süt ninenin yanına gönderdim. Süt nine. Evet efendim köyde. Ama kadın biraz yaşlı olayı yanlış anlamış efendim. Çocuğu dibinden sulamış. Ben nereden bilebilirim çocuğun bu hale geleceğini? Benim ne suçum var? İyi canım uzun da öyle olmak gibi. Basketbol falan ne olsun yavrum sen? Bıraktım. Çocuk bir garip yani. Gözlerinde farklı bir ışık var. Evet yani. Efendim. Yazın. Yani artık böyle içimde karıma karşı mide bulantısı gibi değil de birazcık merhamet duygusu besliyordum. Siz, evet. Merhamet. Yazın efendim. Neticede evden kovdu beni. Ne merhamet. Efendim bakın kovdum sanmış. Ben ona ihtiyacı olan her şeyi verdim ve o adamın yanına gönderdim. Hem kovduysam da sizinle ilgilenmedim mi? Efendim o adamın yanına gönderdikten sonra ben bunlarla ilgilenmeye devam ettim. Fazlasıyla devam ettim. Ne istediğiniz varsa ben sizin istediklerinizi karşılamadım mı? Zor duruma düştüğünüzde yardım etmedim mi? Hadi inkar et. Bunlar da bir bahane. Kendisi serbest kalıyor tabii. Onun güzelliğini yaşıyor. Haa evet doğru. Çocuğu köye yolla. Karıyı başkasıyla yolla. Yani. Anladım tamam. Sonrasında ben anlattığı gibi bizimle ilgilendi. Hem de böyle ne ilgilendi? Ben
pedofili. Babası değil. Efendim lütfen lütfen babayı ilerçmeyin tanrım. Babası değil misiniz? Yazdım. Hayır efendim, Zübey babası. Zübey mi? Evet. Efendim anlattım ya, katip dedim, aşçı dedim, başçıvan dedim. Bir saattir ben ne anlattım canım burada? Neyse efendim, nerede kalmıştık? Efendim bu kızın bana söylediği iğrenç bir iftira. Ben bu iftirayı kesinlikle... Sebep! Sebep mi? Yani doğru söyle. Açıkla sebep. Sebebini. Size neden iğrençmiş? Efendim? Size niye iftirası? Efendim şöyle çekilin de bir konuşacağım. Aile arasına girmedin, sütür. Seninle değil, kendi vicdanımla. Efendim bakın, karım evi terk ettikten sonra... Evet? Evim bana bomboş gelmeye başladı. Aa. Duvarlar... Efendim... Nasıl adamız? Benim bomboş kalmış. Efendim ben karakter olduklarına inandım. Evet, bu kadınızın tirat eden başka bir canlı olamaz. Tabii canım. Tabii canım, tamam. Söylesin adam, söylesin. Efendim bakın, evim bana bomboş gelmeye başladı. Evet. Duvarlar artık üzerime değil. Tabii zor. Kapılar yüzüme çarpılıyordu. Artık o ev benim evim değildi sanki. Yabancı bir evde gibiydim. Sonra oğlum... Bu. Aramızda iki çift laf geçmez mi Reisör Bey? Aramızda tek kelam, tek bir sevgi bağı oluşmaz mı? Hiç yok. Hiç oluşmadı. Aa. Göz göze bile gelmedi. İşte o an, anladım ki bizi birbirimize bağlayan annesiymiş. Evimizin bereketi, neşe kaynağı annesiymiş. Hı. Gerçekten. Tabii. Ben de o an içimde oluşan bu sevgi boşluğunu, elimle kurmuş olduğum bu yuvada aramaya başladım. Evet. Onlarla ilgilendim. Onların mutluluğuyla mutlu oldum. Onların mutluluğunda bu küçük kızın okul çıkışlarına giderek gözlerinin içine bakarak sağlıyorum. Tamam. Başka hiçbir niyetim yoktu. Tamam. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Gerçekten bravo Cemil. Tamam hadi yırtınız. Baba pedofiliyi siliyorum. Çok iyi ama. Pedofiliyi siliyorum. Tamam pedofili değilsin. Tabii ki de değil canım. Sonuçta beni her gün halde okul çıkışında görmeye pedofili olduğu için gelmemiştir. Niçin gelmişti? Merak ediyormuş adam seni. Ne var burada? Ben onu tanımıyordum. Okul çıkışlarında onu gördüğümde derhal hırsız bir bakışla yüzüne bakıyordum. Kim olduğunu bilmediğim için. Sonra gidip anneme bahsettim. Kim olduğunu anlamış olacak. Beni birkaç gün okula yollamadı. Düşünsenize, ben bu adam yüzünden okula bile gidemedim. Eğitimsiz kalmış. Ne kadar? Hiç mi gidemedin? Okula gidemediğim 3 günün sonunda... 3 gün! Okul çıkışında tekrardan onu gördüm. Ha, ısrarlı bir adam yani, ısrarlı bir sapık. Tamam. 3 gün gönderdi. Yanıma geldi Reisör Bey. Yanağımı okşadı. Sonra yanında getirdiği kocaman bir hediye paketinin içinden üstünde Mayıs günlerinden bir çelenk bulunan büyük bir hasır şapkayı bana hediye etti. Ne var bunda şunların şapkayı? Şapka. Efendim ne var bunda? Ne var bunda? Hasır şapka lan. Efendim güneş geçmesin diye yapmıştı. Evet efendim evet. Yaptım kızın boyu tıfıl. Güneşe uzak. Başına güneş getirsin diye ben de bir tane hasır şapka aldım. Hasır şapkalar büyük kadınlara göredir. Kesinlikle. Efendim en pahalısını aldım. Ben ne bileyim kadına kıza göre. En pahalısını ver dedim. O da onu verdi canım. Benim ne sütüm var. Kesin öyledir. Kesin öyledir. Peki şapkaya çelenki nasıl yaptınız? Her neyse. Bakın gerçekten alt metni sağlam bir hikaye. Evet güzel. Karakterler güzel. Az çok bir şeyler anlaşılıyor. Ama bunlar sinemaya göre. Oynamaya elverişli değil, anlıyor musunuz? Tiyatro sahnesinde oynamaya elverişli değil. Reisör Bey, bunlar asıl olaydan önceki olaylar. Elbette efendim. Elbette. Görüyorsunuz. Ben örülü saçları omuzlarında, donu eteğinden uzun, küçücük bir kız çocuğu değilim. Evet efendim, tabii. Ben de işte. Bunlar oynamaya elverişli şeyler değil. Ama bunlar asıl olayı canlandırmanız için alt metin. Bunları size anlatmazsak hiçbir şey böyle canlılığını sağlayamaz. Ha. Sefalet, bunun kocası ölüp ondan sonra öldükten sonra başladı. Ne diyordum canım ben? Her neyse. Bu edebiyatı seçecek misin artık sen? Edebiyat mı? Edebiyat değil bunlar. Katıcılık, ıstırap, ıstırap. Beyefendi tabii ıstırap gerçekten dram. Evet güzel bir dram ama oynamaya iyi bir şey değil. Resul Bey biz burada ne yapıyoruz? Biz provamız bölündü. Bu nereden geldiği belli olmayan adamları dinliyorsunuz. Yavrum şunu götürün ya. Götürün şu an. Bak yavrum bak suç mu oldu Reisör Bey? Tuvalet haklı yani. Tabii şu an
ya. Başak da ya. Çocuk haklı rejisör bey. Biz burada öldük. Başak durun Başak Kristin. Ben bunu kendim için yapıyorum sizce. Kendim için yapıyorum. İzim için yapıyorsun ben biliyorum. Yani. Sen onlara bakma canım. Sen benim üstüne oyna. Tabii ki sizin için. Tabii ki. Bakın rica ediyorum. Görmeyin programı devam edeceğiz. Hem zaten sizin yüzünüzden de bir kısmı provayı kaçırdık yani. O kadar da şey yapmayın. Laf etme hayatınız yok. Ya sen iyi misin? Güzel. Çocuk gerçekten çok kötü bakıyor. Gerçekten. Acayip bir çocuk. Köye gönderdikten sonra bambaşka bir hal aldı. Benim de sürüyor. Efendim sefalet başladıktan sonra yani insan zorda kaldığı zaman kadın için söylüyorum bir düşünür değil mi? Yani ben kimden yardım isteyebilirim? Ben şu an çok zor durumdayım. Acaba kime el açabilirim diye bir düşünür. Size mi? Zengin, yakışıklı, karizmatik, eski kocam. Ah! Evet, ona yazabilirim. Ama yazması kıttı. İnsan oğullarına, kızlarına, her neyse komşusuna da yazdıramaz değil ya efendim. Yazmadı yani size. Yazmadı efendim. Nereden bileyim senin iyi niyetini? Evet. Sizin iyi niyetinizden haberi yokmuş. Efendim, onun zaten bütün problemi benim bu iyi niyetini anlamamış olmasıdır. Aradan geçen o acı zamandan, olan o acı şeyden sonra mı? Dide köpürme cani. Yani devamlı şeydi kadın. Evet efendim, o öyle biraz garip, biraz öfkeli. Karakteri hiç düşmüyor yani, devamlı yüksekte oluyor. Evet, devamlı yazın efendim, yüksek. Evet, yüksek. Evet, tamam. Efendim, ben iyi niyetle onları sonuna kadar destekledim. Ama kocası olacak o adam, onları alıp başka bir şeyle götürdüğü zaman ben onlarla irtibatımı kesmek zorunda kaldım. Evet. Çünkü onları aradım, bulamadım efendim. Bulamadım. Sefalet de tam burada baş gösterdi. Karım evi terk ettikten sonra yalnız bir adamdım artık. Yaşım da geçiyordu. Bir kadınla yüz kızartacak, yakınlaşmalara girecek yaşta değildim. O yaşı çoktan geçmiştim. Artık bir kadın bana aşık olamazdı. Kabul ediyorum. Ama bunu fark ettikten sonra derhal kadından vazgeçmeliyiz. Hayır Öğretan, o anda bırakman gerekiyor. Ama ne mümkün efendim, ama ne mümkün. Bu yalnız bir adam için çok büyük bir sefalettir. Sefalet mi dedim ben? Dehşettir. Dehşeti vahşet veren bir vaziyettir. O anda kadından vazgeçmelisiniz. Ama ne mümkün, ama ne mümkün. Hepimiz aklı başımızda insanlarız, öyle değil mi? Ama kendimizle baş başa kaldığımız zaman şeytana uyarız. Yani. Ama ahlakımız karşımıza bir put gibi dikilir ve bize o kötülüğü yapmamamız için öğütler verir. Evet, hepimiz bu anları yaşarız. Yaşarız ama kimseye itiraf edemeyiz. Tabii, itiraf edemeyiz. Ama birçok şeyi de yapmasına yaparız. Yaparız ama saman altından yaparız. Saman altından yaptığımızda da sinik damgasını yemekten geri durmayız. Ama sinik insanlar öyle sizin sandığınız gibi basit, kötü, sünepe insanlar değiller. Sünepe insanlar sandığınızdan daha da iyi insanlardır. Çünkü onlar o hayvaniyetlerini, akıllarının o kızıl süsüyle görmekten asla geri durmazlar. Asla geri durmazlar. Peki ya kadın ne yapar? Ne yapar? Sizi kollarının arasına alır. Beni niye alır? Göz göze gelir. Kadın nasıl? Gözlerini kapatır. Ben gözlerimi yumdum. Hadi sen de yum der. Bu teslimiyetin işareti. Peki ya kadın? Gözlerini kapatmayacak olursa? Gözlerini kapattığında görmediği ama aslında var olan erkeğin o utanç dolu yüzünü görmeye başlarsa ortada hiçbir duygu olmadan gözlerini kapattığını algılamaya başlarsa ben onu dinleyemem Mesut Bey. Benim gibi insaniyeti, saf duyguları bir kenara bırakıp atmış bir insan için hiçbir şey onu hayvaniyetini mazur göstermeye çalışmak için ürettiği bu pas tepelerden, akıl oyunlarından daha fazla hiddet ve nefret uyandıramaz. Onun gözyaşlarını yapmadıkça. Tabii biraz anlıyorum, anlıyorum. Felsefeyi bir kenara bırakıp biraz daha sarılı gelebilir miyiz? Çatışmalara gelebilir miyiz? Efendim ben sefalet baş gösterdikten sonra nereden bilebilirim onların durumlarını düzeltmek için Madame Pace'ten iş aldıklarını? Madame Pace? Okey. Çok güzel bir kadın değil yani. Kibar terlisi efendim, kibar terlisi. Harika bir kadın. İlk kez senle de kalırsın. Fazlasın. Benim eskilerde. Madame Pace!
Kim? Görünüşte en kibar hanımefendilerin dişlerini diker. Ama öyle bir tertibat almıştır ki aslında o kibar hanımefendiler de ona bazı konularda yardımcı olurlar. Ha. Yani Madame Pace o malum madamlardan. Nasıl malum? Yani malum oluyor. Kadın satıcısı, anladınız mı? Kadın satıcısı. Anlattığına göre o belki aynı madam pes değildir, değil mi? Size yemin ederim, o kötü kadın kızıma göz koyduğu için bana iş vermiş olduğu aklının ucundan bile geçmedi. Zavallı anne. Kendisini gece gündüz dikiştikerek benim ve kardeşlerimin umudu feda ettiğini zannediyordu. Ama gerçek başkaydı. Biliyor musunuz? Madam pes annemi ziyaretti, kumaşları alıp bana gösterildi. Sonra da benim ücretimden keserdi. Neticede geçimimizi ben sağlıyordum. Demek günün birinde... Günün birinde orada onunla karşılaştım. Hayır, eski müşterilerindenmiş. Efendim birazcık tanışmışlığımız var kendisiyle. Birkaç ceket pantolon falan diktirmiş olabiliriz yani. Kesin hayal edin, kesin. Efendim başka ne işim olur canım benim. Doğru söyleyin, ne kadar gidiyordunuz? Ne sıkıntıda gidiyordunuz? Rastgele denk geldi. Hadi götür üstü gibi bir yeri mi yıldır falan tanıyorum yaklaşık olarak kendisini mesleğe sokanlardan biri. Ben olabilirim. Madam Teyze aranızda öyle bir ilişki var. Yani ama efendim bakın aramızda en ufak bir münasebet geçmedi. Kesinlikle geçmedi. Abi de ben geçti. Geçmedi efendim ben. Hayır geçmedi. Geçmedi. Ben onları gördüm, tanıdım ve derhal üçünü birden evime aldım. Ama evime aldıktan sonra o kızın yüzüne artık eskisi gibi bakamazdım efendim. Baksaydın bir de. Beyefendi. Yani... O bizi eve götürdükten sonra ben kendi halimde akıllı, uslu, hanım hanım bir kız olacakmışım. Tabii alışmış kudurmuştan. Kız yani o yolun yolcusu olmuş beyefendi. Efendim zor olsun. Bakın lütfen. Bakın hepimiz kendimizi burada bir sanıyoruz. Ama bu çok büyük bir facia. Ben bunun böyle olmadığını biliyorum. Hepimiz fazlasıyla bir çoğuz beyefendi. Fazlasıyla. Sizinle de... Aristoteles de amcam olur. Şakayı bırakın. Shakespeare'le de. Her neyse. Efendim ne oluyor böyle? Shakespeare'le. Demeyecektiniz onu. Kusura bakmayın efendim yasaklı bir kelime. Shakespeare! Ah oper ya. Efendim neyse. Hepimiz de bir kişiyi izlemek istiyorum. Ama bakın bu birler birbirlerinden ne kadar da farklı öyle değil mi? Biz, tesadüf eseri, bir davranışta bulunduğumuz zaman, ömrümüz bu... Efendim yanlış yazıyorsunuz. Ben Twitter'a yazacağım, devam edin. Devam edin. Teşekkür ederim. Devam edin. Efendim bakın, biz rastlantısal olarak bir davranışta bulunduğumuz zaman, ömrümüz boyunca o davranışla yargılanmak istemeyiz, öyle değil mi? Siz bulunduğunuz bir kötü davranışla ömrünüz boyunca anılmak ister miydiniz? Ben istemem. Asla çünkü yapmış olduğunuz bir eyleme sadece o anki duygularınıza giriyorsunuz. Yani siz aslında birçoksunuz öyle değil mi? İşte ben de hayatımın böyle sefil bir anında yapmış olduğum küçük bir kaçamaktan dolayı yargılanmak istemem. Ama bu kız, nerede o? Bu kız beni ömrümün sonuna kadar o yaptığım küçük hatayla yargılamak istiyor. Ne kadar büyük bir dram öyle değil mi? Ne kadar büyük bir dram. Yani şimdi bakınca 20 yıldır kadının daimi müşteriymiş, müşterisiymişsin. Benim yaşım kadar. Efendim şimdi siz oraları bir karıştırmayın. Şimdi siz oraları bir kenara bırakın. Konumuz onlar değil. Burada hepimizin dramı var. Ama onun dramı. Göster oğlum aktörlere dramını. Benim sizinle bir alışverişim yok. Ne demek alışverişim yok canım? Öyle şey olur mu? Alışverişim yok dedim. Bu kadar. Aa doğru söylüyor. Onun bizimle hiçbir alışverişi olamaz. Neden? Çünkü bizler adi adam evladıyız. Evet adi adam. Hiç öyle. Fark ettiniz mi? Neyi? Bana yaptığı fenalığı biliyor da göz göze gelmekten kaçınıyor. Fenalık ha? Ben sana fenalık mı ettim? Sen bana fenalık ettin. Ben sokak kadını olduysam senin yüzünden oldum. Kızlar
okumayacaksın değil mi? Yavrum bacağı kadar da. Size bulmasına engel ol. Anlıyorsunuz değil mi Mesutlar Bey? Tabii anlıyorum, anlıyorum. O misafirlere bile gösterilen iyi muameleden bizi mahrum etti. Efendim bacağı kadar gerçekten. Adamın deli ya, yaşlı. İhtiyar, dedi. Hadi Murat gel buraya. Dede, baba yere git hadi. Baba yere git. Söyleyecekleriniz bitti mi? Müsaadeler. Hayır gitmedi. Ben alçak da diye vasıflandırdığı en doğal hakkımı kullanarak eğer onların evine kendi evimmiş gibi girdiysem bunu kendi annem ve kardeşlerim için yaptım. Zaten kendi öz annesi olan annem de evimdeydi. Efendim bir de benden dinleyin olayı. Hep tek taraflı dinlediniz. Evet. Beni haksız çıkarmaya çalışıyoruz. Sen ne ver otobüs yavrum anlat. Olur. Anlat. Söyle bakayım. Hazır mısınız? Hazırım. Efendim ben evimde otururken bir gün kapı çaldı. Evet. Şu kız geldi. Aa ilk karşıda. Babamı sordu bana. Evet tanımıyorum kendisini. Tanımıyorum. Tamam. Sonra ertesi gün bir daha geldi. Bu sefer babam evdeydi. Babamla konuştular. Ha. Babamdan para istedi ve vermeye mecburmuş gibi davrandı. Mecburdu. Efendim mecburdu. Para annesi için. Annen için yavrum. Annem için. Annem için. Benim annem mi vardı ha? 22 yaşına kadar beni kim büyüttü, kim besledi? Ben nasıl geldim? Nasıl bu oya eriştim ha? Benim annem varmış. Bir gün babam geliyor, bu kadın elinden tutuyor. Diyor ki, bu senin annendir. Ne demeliyim? Ne düşünmeliyim? Benim de oyunda bir yerim yok. Yavrum, seni anlıyorum. Çeker misin öyle? Tabii ki de. Beni karıştırmayın bu oyuna, tamam mı? Kendi aranızda ne meseleniz varsa çözün. Benim bu oyunda bir yerim yok. Efendim bakın, ben onu anlıyorum. Yani çok küçük yaşta bambaşka diyarlara gönderiliyor. Sonra, yani 20 yıl sonra geri döndüğünde şu kadına anne demesi bekleniyor. Zor. Çocuğun da zoruna gitti efendim, zoruna gitti. Ben onu anlayabiliyorum. Lakin burada sadece onu da duramıyor. Dramı kaç kişinin dramı? Şu çocuk efendim, şu çocuk. Ah canım benim ne kadar da tatlı. Olaylardan ne kadar da bir haber. Ne kadar da tatlı öyle değil mi? Ne kadar sevimli. Tıpkı Çakit babası. Tıpkı. Tıpkı. Nasıl da sevimli. Beyefendi anlıyorum anlıyorum ama şöyle bir gelebilir misiniz? Tabii ki de. Bakın yani güzel noktalar var. İçeride birleşebilirsiniz isterseniz ama bu çocuklar. Ben çocuklarla sahneye çıkmaya karşıyım. Yani daha önce çıkıyordum. Çıkıyordum ama yani çocuğun bir belli olmuyor ki biri oraya işiyor, biri oraya tuvalet mi yapıyor. Ya sen bir okuyordun lan. Geçerki oradaki toprağı kimliydi öyle. Ördü sahneyi ne hale getirmişti? Çocuğum gelip iki tane şey söyleyecek. Günaydın diyecek, iyi akşamlar diyecek. Evet, günaydın dersini sıçtı çocuk. Ben de gördüm onu. Ne kadar kötü koktu efendim ya. Her neyse her neyse. Ben çocukları sahneye istemiyorum. Ben de istemiyorum efendim. Bakın şu küçük kızı üflese uçar. Hiç sorun yok. Onu da ben kendim görüyorum. Evet istediğiniz zaman yollarız. Hiç tamam. Sorun yok. O zaman anlattıklarınız gerçekten dikkatimi çekti. Teşekkür ederim. Bir sürü de not aldım. Ah evet. Gerçekten bu güzel bir dram çıkarabiliriz. Evet. Ben bunu ikna benim aldım. Benim gibi bir şansla tabii. Benim gibi orijinal bir karakterle böyle bir hikayenin yazılmaması sizce mümkün mü? Tabii. Mevzunuz gayet orijinal. Fazlası. Gayet. Evet. Gayet orijinal ama bunları toparlamak için benim sizi bir yazara götürmem lazım. Efendim bizim yazarımız elbette ki siz olabilirsiniz efendim. Yok ben oyunun yönetmeni olabilirim sizden ama. Sizden çok iyi bir yazar olur. Beyefendi ben günlük bile tutmadım. Efendim, nasıl? Efendim her şeyin bir ilki var. Efendim yani bir saatlik yazılmış şeyleri siz ne güzel oynadınız vaktinde değil mi? Efendim. Şimdi yazsak ne olur canım? Efendim bakın bir günde yazılıp 3 günde oynatılan oyunlar var. Evet. Neler çıkar oluyor ne fiyaskolar var. Siz de yazamaz mısınız? Ben öyle yapamam şimdi canım. Bu arada düşüşteyim zaten. Mesut Bey! Mesut Bey! Bu oyunu yazmamız lazım. Bu oyunu kesin yazmamız lazım. Mükemmel bir oyun. Mükemmel bir atletin. Her türde oynayabiliriz. Fazlasıyla. Absürt oynarız. Melodram oynarız. Trajik oynarız. Dram oynarız. Komedi oynarız. Her türlü oynarız. Yazacaksan bile bu çocuk destek çıktı ya. Evet. Yani... Efendim siz ona bakmayın. O yontulur. O yontulur. Hiç sorun yok. Yapabilirsiniz efendim. Biz karşınızda ufak tefek oynarız. Esir'im bir şey söyleyeceğim sadece. Ama senede bir oynamayalım. Efendim siz niye parazit... Daha fazla oynayalım. Yavrum parazit yapma bir dakika. Şurada bir ikna ettim diyorum. Her şeyimde bir ettiğim kesiliyor ya. Bir dakika. Kesmeyin beni canım. Hem yazabilirsiniz. Ben de sana tecrübelerimle yardımcı olacağım. Rahat ol. Biliyorsun ben seni yıllardır tanıyorum yani. Kesinlikle yazarsın canım. Çok kolay iş. 2 gün sürmez en fazla. 2 saat bile sürmez yani. Sürmez. Ne gerek yani, var? Yani tamam. Efendim bir de işin ucunda para var diyorlar. Ha şimdi herkes
Onu biliyorsa biliyor. Herkes evet. Yani. Tamam o zaman tamam. Bir laf olsun diye denesek ne çıkar? Ne çıkar efendim? Ne çıkar? Karamazsın. Ben 4 aydır boşluğun ezber yaptım. 4 aydır ezber yapıyorum. Biraz geç anlıyorum ama yaptım. Başak mısın? Başak mısın? Yani bakın öncekileri ezberlemişsiniz. Bunu da ezberleyebilirsiniz. Bakın artık sizin bu şehirde ünlü olmanızı istemiyorum. Artık bu ülkeye, dünyaya veriyorum. Ne kadar güzel bir kadın öyle değil mi? Evet her efendim. Neyse, her çok neyse. Güzel bir kadın. Ne kadar da güzel bir kadın. Tamam Başaklısın benim alıp götüremezsiniz. Her neyse, her neyse. Tamam yazacağım. Yazalım, tamam, yazalım. Evet efendim, harikasınız. Şimdi yazabiliriz efendim. Yapabiliriz. Şanşörü etmedik ya nasıl ikna ol demez. Her neyse, her neyse. Ben bir oyunu yazacağım. Evet efendim. Sizle ama ofisinde bir görüşme yapmam gerekiyor. Tabii ki de. Böyle olayları çatışmaları mı? Kapatarsın. Evet efendim. Evet. Ben de gelecek miyim Mesut Bey ofisinize? Köşeye otursun. Köşede evet, kenara oturabilir. Köşeye otur. Efendim şu dul da gelsin mi bizimle? Kadına dul deyip durmayın. Tamam gelsin o da gelsin. Dur sen neresin sen? Tamam siz alt riske gelin. Gelin üstte gelsin. Gel yavrum. Siz geçin. Yavrum. Yavrum sen onu bir. Onları şeye doğru götür. Tamam. Beni ona doğru götür. Hadi. Hadi. Yavrum ver şu bastonu. Sen nasıl adamsın? Rezil ediyorsun. Herkese rezil ediyorsun. İki adam gelin de rezil ediyorsun. Her neyse. Siz de geçin. Size bakmayın ödediğinize. Yavrum geçsene. Ekspres ısmarlayacağım. Geç. Kapışın yok. İyi bu günde neyse söylediğiniz iyi. Bakın. Sahne abi buraya gelir misin? Ya. Sahne abi. Buyurun efendim. Bak 10 dakika. 10 dakika sonra herkesi burada istiyorum. Tamam efendim. Herkesi burada istiyorum tamam mı? Rica ediyorum. Başak istiyorum. Baş 10 dakika sonra. Bir 10 bile olmasın. Bir kere zamanla gelir şu sahne. Tamam. Bir kere zamanla. Bir zamanla gelir. Rica ediyorum tamam mı? Herkese benden istiyorum. Gidin benim üzerimi yazın. Hadi görüşürüz. Peki bu espressolar nereden olacak? Starbucks'tan olursa. En yakınımızdaki Starbucks'a gitmeye asla unutmayın. Gidelim de Starbucks içelim. Tamam. Peki alalım. Ya salonda kimse yokken neden bu kadar reklam yapılıyor ben bunu anlamadım. Senin yüzünden. Ya bu kadar gaza gelin demedim ki. Paranın kokusunu alıyorlar. Her seferinde aynı şey. Neyse diyor. Neyse. Biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Benim ayıldı. Prova ne oldu? Bizim prova ne oldu? Biz güzel güzel oynuyorduk. Ne oldu bacaklarım? Bitti bitti. Yeni oyunlar, yeni hayatlar, yeni eğlenceler bulduk kendimize. Ama ne ödüyor belirsiz birileri geldi ve bizim rejissörümüz hiç yazarlık yapmadı. Tatlım. Bak ne güzel işte. Amatörlükten çıkıyoruz. Senede bir iki oyun değil. 5, 6, 7, 8 tane oyun çıkartacağız. Bir oyun yetmez mi canım? Neden yetsin? Bir tane oyun yeter işte. Tamam canım her neyse yani karar verdi adam zaten sonuçta. Yazacak artık. Buna birileri mi geldin? Haa şu an... Dedecik ya! Babayı ben öleceğim söyleyeyim. Canım ben öleceğim bunu. Babayı ben öleceğim. Ben öleceğim. Babayı ben öleceğim. Tabii ben öleceğim. Bak kendin kokanı verir misin kendine? Arkadaşlar bakın lütfen 10 dakika sadece 10 dakika bakın. Böyle seviyorlar. Her neyse, her neyse. Korkman, korkman, korkman. Evet,
çıkarttı. Spor pantolonunuz da çok. Efendim boy aynası istiyorum. Böyle benim girdiğim zaman yakışıklılığımı görüp test ettiğim, efendim kendimle ilgilendiğim, kendime zaman ayırdığım bir boy aynası. Tamam. Her neyse bir tane daha istiyorum. Mağ olmasa en önemlisi. Mağ olmasa. İçinde 100 metre bulunan mavi zarfı koymak evet. için mağ olmasa. Mavi zarf. Mavi zarf. Mektup zarfı mı olacak? Evet. Tamam. Mektup zarfı. Tamam. Ne yapıyorsun? Biz de ben geldim. Yavrum şu çocuğu ben kovmadım. Bir daha mı geldim? Çocuk devamlı geliyor. Kovuyorum geri geliyor. Her neyse. Her neyse. Divan güzel. Bu mu? Nesi var canım? Beğenemedin mi? Madame Face'in divanı çok geniş, rahat bir divandı. Hı. Bu olmamış yani. Kesinlikle olmamış. Olmuş mu? Test edelim. Güzel. Neredeyse. Tamam canım ben söz verdim ya size zaten. Oyun zamanı, oyun oynanacağı gün ben söz veriyorum bu divandan göreceksin. Şey yani istediğiniz divandan, bu divandan değil. O çok güzel ama en iyisi. Ya, bu duvar, duvar iyi mi? Fon iyi mi? Kesinlikle olmaz. Madame Pace'in duvar kağıtları çiçekliydi. Evet efendim çiçekli olması gerekiyor. Hiçbir şey beğenmiyorsunuz ama. Yavrum. Getir şöyle ha. Aferin. Aferin. Güzel. Güzel portman şey. Bir tane bir şey istemiştiniz değil mi? Paravan. Paravan, aynen paravan. Paravan da getirin hemen. Hemen. Çok güzel, çok güzel. Bu dekor içeri kurajını da kimsemize görmeyin. Aynen, şuraya şey yapın. Siz de izleyecek, çekile gelin böyle. İzleyin bakalım nasıl oynanıyor, nasıl gerçek hayatta işler nasıl yürüyor. Başak durun, başak gitsin. Siz iyi izleyin, siz. Siz ikiniz şöyle köşeye geçin, iyi izleyin orada. Başak gitsin. Sen iyi izle orada. Tamam, izleyeceğim. Kadına tek bir laf edemiyorum. Kadına tek bir laf edemiyorum. Sözümü bir türlü geçiremiyorum. Her neyse. Koydunuz mu paraları? Tamam. Öyleyse. O da güzel. Ya. Şşt. Alo. Sen çık buradan. Seni bir daha görmek istemiyorum. Tamam mı? Filan çağırmıyor musun? Adam mı? Yalnız. Rejissör bey ben. Orada kendimi göremiyorum. Hissedemiyorum. Bakın. Bak burada kimse yok da. Buraya insanlar dolacak, insanlar gelecek, bilet satacağız. O zaman istediğiniz şekilde ben alacağım. Ama şu an prova yapıyoruz, hemen nereden yaptık geliyor? Ben yani, anlaşabiliyor muyuz? Her neyse. Mektup zarfı verin. Verdin mi bana mektup zarfı? Tamam, suflörün nerede benim? Buradayım. Yavrum, sen stenografi de yazardın biliyorum değil mi? Suflörü beceremesem de onun benden iyisi yok. Ha, tamam, güzel. Yavrum, neredesin? Komik, gel. Ver. Odama kadar ne kadar kağıt varsa hepsini getir suflörüne ver, tamam mı? Tamam, suflörü. Bak. Sakın kaçırma tamam mı? Sakın kaçırma ne konuşulduysa yaz bunu. Her şeyi yaz. Noktasını bir gününe kadar. Ben de not alacağım zaten. Ben yardım ederim. Sen kafana takma. Eminim öyle. Bakın. Şimdi bir provasyon yapacağız. Siz izleyeceksiniz tamam mı? Ama güzel izleyin. Ne oynanıyorsa orada ya bir saniye. Ne oynanıyorsa orada hepsini görmenizi istiyorum. Tamam mı? Başak kısım. Şuraya geçebilir misiniz? Taktınız bana sizde. Geçin iyi izleyin diye. Bu da gelmiş buraya. Her neyse. İyi izleyin orada tamam mı? Hiçbir şey kaçırmanızı istemiyorum. Siz de provaya geçin. Efendim biz de provasını alacağız bunu. Tabii ki. Yani biz karakterler canlı kanlı karşınızdayken provasını alacağız ve sonra bir başkası onu oynayacak öyle mi? Yani kendi ağzınıza diyorsunuz ya siz karaktersiniz. Başkası mı oynayacak? Kim oynayacak başka? Biz burada neyiz? Eşek başı mıyız? Aktör ve aktör. Yavrum eşek başı ben değilim. Sen daha eşek başısın. Her neyse. Buraya çok tamam mı? Siz kendiniz oynayamazsınız burada. Karakterler sizlersiniz ama buraya kendiniz olarak çıkamazsınız beyefendi. Burada oyunu aktörler oynar ve aktrisler. Evet efendim kesin. Peki ya bizim sesimiz? Mimiklerimiz. Sesimiz. Makyaj. Ne şey var ya? Makyaj da yine baş aktörüm zaten. Sesin ustasıdır. Her türlü tonu tutturabilir. Hiç kafanız takmıyor onlar. Hiç. Peki ifademiz, sözlerimiz? Ya bizim ifademiz? Bakın sizin ifadeniz madde halini bu sahnede bulur. Ona şekil, ses, hareket veren aktörlerimdir anladınız mı? Aktörlerin aktrislerim. Yani sahneye siz olarak çıkamazsınız. Bakın buraya kendiniz olarak çıkarsanız eğer sanatın ne anlamı kalır? Ne anlamı kalır sorarım size. Kendiniz olarak çıkıyorsunuz buraya. Kendiniz bir tane insana kendinizi seyrettiriyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Rol yapmanız lazım. Başka birini hissediyor olmanız lazım. Kendiniz olarak ben sizi buraya çıkaramam. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşıldı. Her neyse. Tamam. Şimdi... Siz. İlk sahne sizindir. Bir yere kaçamazsınız. Evet benim. Canlandırıp aktörlerine göstereceksiniz.
Burada bir şey olması lazım. İlk sahne Madame Pace. Efendim yalnız... Oyuncuları seçmedik galiba. Sen kim oynayacak? Seçmedim ben. Neredeyse canım. Onlar da... Oyuncular... Tabii ki. Siz değil. Önce şey, karar trolü ediyorum. Oğul! Elimde ne kadar seni istemesem de sen oğul oynayacaksın. Tamam, iyi seyredin. Oraya bakma yavrum. Sen onu oynayacaksın, tamam mı? Siz... Siz de ne kadar şey yapmasam da siz anne oynayacaksınız. Lütfen hareketleri iyi izleyin. Nasıl davranıyorlar iyi izleyin, tamam mı? Sonra... Başlayalım. Efendim, anneye ne isim yazacağım? Anneye mi? İsim ne yazmam? Çok mu lazım isim? Ne ismi? Efendim onun adı Amalia. Ben onu hep Amalia diye çağırdım. Amalia karıcığım hazır mısın? Amalia bir tanem neredesin? Amalia benim güzel kokulu bonçik karıcığım. Tamam, tamam, şova gerek yok, tamam ama onun gerçek ismi değil miydi? Evet, gerçek ismi. Gerçek ismi ne yazacağız? Elbette efendim, ben ona nasıl başka bir isimle isim çağırabilirim yani? Nasıl, ben onu başkası biriyle... Tamam, konuşmuyor, tamam. Tamam, ben, tamam, Amalia yazın, annenin ismi, çok önemli değil. Tabii siz, siz tabii ki üvey kız oynayacaksınız. Teşekkür ederiz, sağ olun. Pardon? Sen? Ben... Tam olarak anlayamadım. Neyi anlayamadınız? Beni! Beni! Bu hanım mı oynayacak? Neyi demedim mi canım? Aa hayır, ben sizin için söylemedim. Ben kendim için söyledim. Kendimi pek size benzetemedim de. Saygısızlık etmesin, gidelim! Haklısın! Gidelim! Gidelim! Biraz daha haklı, sen susmazsın biraz. Bak adam yazın! Canım, şişman şakası mı kaldı canım? Şişman değil olay, biraz balık etti. Biraz yani. Hem de kadın gayet birisi yani. Gayet değil mi? Başaklısın. Başaklısın. Siz onlara bakmayın. Sizi gurur duymalı, anladın mı? Siz onu canlandıracaksınız şimdi. Siz evet. Lan gurur duymalısınız. Siz de rica ediyorum. Başaklısının muhatap olmayı kesin. Bir daha kadına bir şey demeyin, tamam mı? Başaklı. Zaten bilmiyoruz onu istiyorum. Her neyse. Oturun orada. Oturun bir sandalye verin. Otursunlar, izleyin. Şimdi, Madame Pace nerede? Efendim beni yoksa bu adam mı canlandıracak? Evet efendim, tabii ki de ben canlandıracağım. Bir şüpheniz mi vardı? Efendim, şimdi sesinize diyecek hiçbir şeyim yok. Mimikler, belki biraz makyajla, hadi jestlerimi tutturdunuz diyelim. Ya benim hissim, ha? Benim gibi nasıl hissedebilirsiniz? Bakın, Türk'le de bana benzemeye çalışsanız asla benim gibi hissedemeyeceksiniz. Siz şu an nasılsanız hep öyle kalacaksınız. Asla benim gibi olamayacaksınız. Bence ben hissederim, ben oynarım. Oyunu yazmak isteyen kişilere duyurulur. Efendim, bir saniye yani. Ben yüzlerce oyuna çıkmış bir baş aktör olarak sizin bu oyununuz benim için gerçekten bir çocuk oyuncu yani. Aynen öyle. Hisleriniz, her zaman hissedeceğim şeyler zaten. Aynen öyle, bakın. Bakın bir saniye, baş aktörüm, siz de muhatap olmayan o adamla. Geçin şöyle. Bakın, aranızdaki köprü benim. Bir şey söylemek istiyorsanız bana söyleyebilirsiniz. Beyefendi. Aktörlerin birçok oyuna çıkmıştır dediğim gibi. Sizin oyununuz onların yaptığı roller karşısında o kadar küçük ki. Bakın, bu oyunu eğer tutunabilirse bu ancak aktörlerin sayesinde olur. Başka kimsenin sayesinde olmaz, tamam mı? Biraz da benim sayemde, biraz. Baş aktörüm, siz sorun etmeyin. Siz rol alacaksınız, oynayacaksınız. Her neyse. Şu Madame Pace diyorum, nerede? Madame Pace de bizim gibi canlı bir karakter. Evet. Ama onu getirmedik. Evet efendim. Makul bir fiyata anlaşabilirsek Madame Pace'i buraya getirebiliriz. Ne kadar çıkarcı bir adamsınız beyefendi. Şaka canım. Küçük bir tören mi onu buraya getirebilirim, merak etmeyin. Ne töreni? Tören mi? Arayın, mail yapın, şey yapın canım. Ne töreni beyefendi? Efendim, şapkalarınızı ve bir tane de palto rica edebilir miyim acaba? Neden? Çünkü eşyaların ve şapkaların gizemi, onların havası, büyüsü Madame Pace'i buraya getirebilir. Evet, şapkanızı alabilir miyim? Tamam. Teşekkür ederim. Ne efendim, ben ne diyorum yani? Efendim olmaz, bu benim en değerli ırkam ve palto. Efendim ya niye soruyorsun? Olmayacak, buraları kemiğim aldı efendim. Daha ne alacaksın canım? Ayıp değil mi? Ne uzaklıyorsun diye gitsin yani. Hayır efendim, bir işlemi bu zamana kadar kimseye vermedim. Kimseye de vermem. Vermem efendim. Tamam gitti. Tamam canım gitti. Tamam. Sizin de şapkanızı alabilirim. Bir sana vereyim mi? Benim, ben kimciyim. Herhangi bir şey olursa ben senin şapkanı alırım.
Teşekkür ederim hanımefendi. Sağ olun beyefendi. Tamam devam edin. Devam edin. Tören mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Devam edin. Gel alalım beni. Sağ ol beyefendi. Gel kızım buraya. Ne oluyor? Ne yapacaklar? Bekleyip göreceğiz herhalde. Ne yapıyorlar? Mutasyon falan geliyor. Yok lan! Sessiz olun! Birazcık saygı canım, başka bir şey değil. Ekran Bey lütfen! Saygı mı? Tamam, tamam canım, tamam. Rica ederim, rica ederim, susar mısınız? Ne yapacaklarsa yapsınlar. Siz de beyefendi, beyefendi, pardon, dalga geçirecek bir şey yapıyorsunuz şurada. Çabuk hızlı yapın da. Bana sizinle beni böyle susturuyor, ayıp. Yeter ki sesiniz çıksın.
Oğlum çok kötü gülüyor. Çok kötü gülüyor. Gerçekten eskiden böyle değildi efendim. Eskiden böyle miydi? Ah. Rejissör bey, siz asıl komedi işi midir? Madam'ın öyle bir dışarıda seninle hoşça vakit geçirmek isteyen yaşlı bir bey vardı işin orada ki. Öyle değil mi madam? Efendim yaşlı mı dedi o bana? Efendim ben yaşlı mıyım canım? Birazcık. Orta yaşlıyım. Birazcık o da. Lütfen kelimelerine dikkat edin. Yani. Yaşlı dediğiniz şu adam. Adam yaşlı değil, yaş. Her neyse. Hadi madam söyleyin. Si, viyahito ça, viyahito linda. Ma, ma ve hopaydı. Çiz notlu kuslu, korku buru desti ya. Cadı! Cadı sesler! Bunlar bir arada durursa olay olması gerekenden önce vuku bulur. Ben bilmez miydim bu kadını yanımda getireyim? Ama mecburen bu kadını getirdim efendim. Yani o tabii orası öyle de pek topakla çocuğu ikiye bölüyor. Ben daha ne güçleri var da anlatamıyorum burada. Tamam her neyse her neyse. Nerede o? Hanımefendi, hanımefendi. Bakın ben uzun yıllardır burayı işletiyorum tamam mı? Buranın, burayı işlettiğim yerinde burayı da yönetiyorum. Daha hiçbir insan, bir insana ne vurmak, ne vurmak, kötü söz bile söyle. Tabii kötü sözler arası oluyor ama kimse kimseye vurmamıştır. Biz zaten burada şiddeti önlemeye çalışıyorsunuz. Benim sahnemi gittiniz, büyüsünü bozdun anladın mı şimdi? Çocuklar niye vuruyorsunuz? Çocuğa bakın, çocuğa vurabilir miyim? Efendim, bakın eğer bu oyun yazılacaksa ben bu kadını silerim. Çok kötü silerim. Bakın adresini falan yazdırmam, çıkartmam ben bunu sahneye. Tamam canım, tamam sana mı vurdum? Vurmaz olur mu efendim? Tamam canım, tamam, tamam. Ya uyandım zaten, şimdi sizin için konuştum onunla. Çocuğuna haline bakın canım. Bir daha vurmayın oyuncularıma. Zaten bakın buradaki yaşananlar gerçek değil. Provası olacak. Madam Perez'in sahnesi de çok kısa. Hemen 5 dakika dayanın, ben söz veriyorum göreceğiz. Madam Perez, Madam Perez. Yavrum. Beyefendi. Efendim. Her neyse. Madam Perez, rica etsem yerinize geçer misiniz? Hadi madam, devam edin, gelin. Ananla, durak. Ya açma kaldı, bilmem de kaldı mı peregente. Madam Reis, rica etsem şu kısa sahneyi canlandırıp siktir olup gider misin? Rica ederim, rica ederim. Efendim, ilk size yakıştırma. Senin beni sahneye yakıştır. Çekil. Hadi madam, o benimle hoşuna vakit geçirmek isteyen yaşlı ve efendiyi çağırın. Bakın efendim, yine yaşlı diyor, yine yaşlı diyor. Böyle bir şey olmaz ya. Neyse. Başladılar, tamam. Kaçırma işte. Kaçırma. Rejissör bey, yine dönmüyoruz. Ben sana söyleyeceğim, bekle. Ben yazdım. Tamam. Tamam adam, gidebilirsiniz. Mevoy, mevoy. Mevoy sıkıramancı. Bravo, canım. Harika, harika. Biraz değişik ama olsun. Her neyse. Görüyor musunuz? Sahnesini temsil etmekten nasıl da kaçınıyor? Beyefendi, beyefendi. Neden oyalanıp duruyorsun? Sen! Ben mi? Hadi, içeri girsene. Neyse bir yolcu etmesek mi? Tamam, hayır o adam kadar yol geldik. Anlıyorum beyefendi, rica ediyorum. Oralar mısın restoranda? Evet. İçeri girip bana o günkü gibi başka bir sesle günaydın küçük hanım. Küçük hanım, bana bakar mısınız? Burası benim, burası benim adım. Burayı ben yönetirim, anladınız mı? Karışmayın, o adamın içeri girip ya da içeri girmeyeceğine ben karar veririm. Siz işinize bakın. Tamam, Madam Pace'i atlattık. Yavrum, Tanrı o kadına korusun herkes. Her neyse. Şimdi, beyefendi size çok geliştirmeyin canım. Hemen orada çıkmayın, hemen geri. Hemen geri gelin. Biraz daha. Tamam, oradan geri gelin, kapıyı açıyormuş gibi yapın. Ben sonra da kapıyı yapacağım, tamam mı? Oradan giriyormuş gibi yapın, repliklerini söylemeye başlayın. Tamam. Süper, hiçbir şey kaçırmıyorsun, tamam mı? Devam. Gidiyorum. Girin. Hatta şuraya oturayım.
Güzel. İşte böyle. Ulan, ulan. Devam edin beyefendi. Güzel. Şöyle koyayım isterseniz. Buraya ilk gelişiniz değil, tahmin ederim. Hayır efendim. Yani birçok defa geldiniz. Şapkalarından bir tane seçebiliriz. Öyle mi? Yalnız onlar bizim şapkalarımız. Böyle! Böyle! Ne halim beyefendi? Ben teşekkür ederim. İstemem. Ama madam bizi görüp beğenmeniz için göz önüne sermiş hepsini. Ayıp olur şimdi kadına canım. Alsanız da giyemem. Neden? Ha yoksa evdekiler bir şey der diye mi? Hayır efendim. Sanırım fark etmediniz. Üzerimde matem elbiseleri var. Aa! Ben giyemem. Aa! Hiç fark etmemişim. Kusura bakmayın efendim. Ben mahkemenizi hiç fark etmemişim. Özür dilerim. Kusurumu affedin. Asıl siz kusura bakmayın. Sonuçta mahkeme elbiseleri giydiğimi ben de unutmadım. Mükemmel! Mükemmel! Siliyoruz! Burada siliyoruz! Sonra etki yazma! Sakın sonra etki yazma! Mükemmel! Neden kestiniz? Ben şimdi doğaldım. Efendim tam yerinde kestiniz. Biz tam mevzuya gireceğiz. Çok güzel. Memeyiz. Canım. Sahne almayın. Sahne almayın. Başak durun. Gerçekten çok güzel geldi. Aşırı doğaldı. Hiç bilmem elektrik yoktu. Sen elektriğini söyle, ben elektriğini söyle. Hiç yoktu. Rejistan Bey! Daha hiçbir şey olmadı ki. Evet efendim, bir şey olmadı. Olmasın canım, efendim. Olmasın efendim, yani bazı şeyler var lütfen. Tamam canım, olsun veya olmasın, tamam. Şimdi burada bırakıyoruz. Şimdi burada bırakıyoruz, devam edeceksin. Size söz veriyorum, devam edeceksin. Ama şu an aktörlerim. Aktörlerim bir pro oynasınlar değil mi? Aktörlerim de bir oynasın. Ben aktörlerim de görmek istiyorum. Siz geçin yanınıza. Geçin, geçin, geçin. Maalesef. Maalesef. Buyurun, Başaklı. Başaklısın, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Geçin. Şimdi başaklısın. Geçin. Şöyle geçin. Ben biraz yorum geçirmek istiyorum. Mükemmel. Tamam, böyle olsun ama şey, suratınıza bir ifade olması gerekir. Babanız ölmüş. Evet, evet, evet. İki ay önce babanız ölmüş. Çok kötü, mateminiz var diye çalışmak zorundasınız. İşiniz de bu. İşiniz de bu. Evet, işte böyle. Güzel. Tamam, çok abarttınız biraz ama neyse, tuvalet ederiz lazım. İlk sefer işi değil. Başak durun, buyurun. Bak. Hah, kazanız. Tamam, giyin çabuk, giyin çabuk, 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 çabuk. Gidiyoruz. Aynen, bu adamı oynatmakta ısrarcı mısın? Tamam canım, ben size söz verdim ve daha sonra yatacağım size. Rejistan Bey, yalnız onun üstünde matem elbisesi yok. Bana mı dedi o? Evet. Sana ne dedi? Giyerim. Giyerim canım, alasını giyerim. Dikleriz efendim, dikleriz. Artık kaç metre kumaş gerekirse, bakın ben sıkıldım bu şişman şakalarından. Tamam. Başaklısın, siz şişman değilsiniz zaten, balık etlisiniz. Size her zaman söylüyorum, bana güvenin. Ben zevk olan bir adam. Benim tarafımsın. Beyefendi, Başaklı. Şimdi, içeri gireceksiniz, tamam mı? Siz kalktığınız antarısınız. İğrenç bir adamsınız. Küçük kızları takip ediyorsunuz. Karınızı evden kovuyorsunuz. Oğlunuzu köye gönderiyorsunuz. Oh! İğrenç bir adamsınız, anladınız mı? Anladım. Seyirciye o ifadeyi vermenizi istiyorum. O ifadeyi. İçeri gireceksiniz, o kadınla kötü şeyler yapacaksınız. Efendim, ben öyle bilmeyeyim ama.
söyleyeyim ama bu kadar da değil canım. Bana girebilmesi için söylüyorum. Bana girebilmesi için. Tamam, abartıyorum. Ama rica ediyorum, bakın bir haftadır konuştum, bir hafta önce konuştum. Evet, biraz güzel olur ama yeterli değil. Çok abartıyorsunuz. Abartmayın, abartmadan oynayın. Elinizi kolunuzu oynatmayın yapılar, tamam mı? Devam. Devam. Suflör, file notların olsun, ben de alacağım. Hadi, devam. Rica ederim bölmeyin, bölünmesinden nefret ederim. Devam. Merhaba Gülcü Perin. Dede. Bu renkleri siz iyi tahmin edin. Ben bu adamla oynamam. Ne kadar duvar oynadın? Duvar oynadın. O adam sizin kadar yaşlı değil. Yani doğru da seni doğrulabilecek misin şu an? Bu sis parlıktan ben de yaşlı lütfen. Ya. Gel de gelinir. Yaşar birisin. Tamam, ölecek zaten. Bugün yarın ölecek. Takmıyor adamı. Dersin. Tamam, rica ederim. Ya tut onu. Tut onu. Bastonunu al gidemezsin oraya. Eline bastonunu al. Bastonunu al. Tamam, daha sonra verirsiniz. Başaklarım, devam ediniz. Devam edin. Evet, güzel giriş. Giriş güzel. Baktım. Bu nedir canım? Lise müsameresi gibi. Dayanamıyorum. Beyefendi. Size gülmeyin. Ne biçim gülüyor bu kız? Her neyse. Her neyse. Bakın. Bakın. Aktörlerin evet oluyordur olmuyordur. Ama onlara ben karışabilirim. Bir fikriniz varsa küçük bir kulağına fısıldayabilirsin. Fısıldayabilirsiniz orada. Gidip adamların yüzüne böyle konuşamazsınız. Saygısızlık. Evet. Edebiniz mi? Onlar benim oyuncularım. Sizin değil. Evet. Oluyor veya olmuyor. İlk sefer olacak diye bir şey de yok. Yani. Başak şimdi. Bak. Ben şey gibi adamı canlandırmıyorum. Yani... Ben de kalksam parayı canlandırmıyorum. Efendim siz şehvetli bir adam değil, siz şehvetsiniz. Bu nedir canım öyle? Ben çok iyi yapmış olabilirim, ne yapayım yani? Tamam, evet, evet. Başaklarım bir daha gelir misin? Bir daha gelin, böyle. Bir daha gelin. Bir daha gelin. Biraz daha tabi olmak gerekiyor. Ben aynıyım değil mi? Ben aynıyım. Sizi sonra ilgileneceğim sizinle. Şimdi Başaklarım bak, ben size göstereceğim. Biraz daha doğal olmak gerekiyor. Bakın, orada gördünüz, tamam mı? Kapıyı açacaksınız, görmediniz mi? Açtınız? Arkadan güzel. Geliyorsunuz böyle. Sağdan bakıyorsunuz. Ateş! Yavrum. Sufle ver. Çok güzel. Sola geliyorsunuz. Yılan! Yavrum veremiyorum. Gösteremiyorum adama. Geliyorsunuz, sağdan bakıyorsunuz. Muazzam. Sola dönüyorsunuz, mükemmel ama bunları çok küçük repliklerle Başak dur. Anladınız mı? Anladınız mı? Böyle. Sonra bu baston, bu hareketler yok böyle hareketler. Biliyorsunuz, bir de önden bakıyorsunuz. Dünya güzeli, mükemmel bir kadın. Utanıyorum Mesut Bey. Rolüm geleni söylüyorum bunları. Ha pardon. Ben çok iyiler. Her neyse. Yanlış anlamayın. Geliyorsunuz. Yanına oturuyorsunuz. Ama hala kadına bakıyorsunuz, kadın soğuk yapıyor. Yani soğuk yapıyor. Bir şey var, sıkıntı var. Biraz çekintiyle, hafif böyle. Günaydın küçük hanım. Böyle. Başak dur, bu şekilde. Çok basit, inanın çok basit. Bantınız, kalkmasınız, gerçekten çok basit. Size rica ediyorum. Şekerim, aşma gelme yapıyor herhalde. Şu an... Vallahi kalkmayacağım, ne yapacağım? Tamam. Sakın kalkmayın ona. Başak diyorum.
Girin hiçbir şey takmayın. Rahat rahat oynayın. İzliyoruz sizi. Günaydın küçüklerim. Günaydın. Buraya ilk gelişiniz değil, değil mi? Hayır efendim. Demek buraya defalarca geldiniz. Öyle mi? Ne? Tamam, devam et, devam et. Ah, müsaade edersiniz. O başımızdaki paçamla yani. Hayır! Ben çıkartırım. Peki olur. Size daha güzel şapkalar takayım mı? Hayır! İstemiyorum efendim. Peki. Peki neden? Neden istemiyorsunuz? Bana bunu anlatır mısınız lütfen? Görmüyor musunuz? Matemim var. Ah! Matem! Ah! Matem! Tamam, tamam. Ben diyorum. Tamam, her neyse. Ben dayanamıyorum, ben dayanamıyorum. Tutuyorsunuz. Verdiğiniz. Yeter. Yeter. Matem'in daha parayı vermedim. Parayı vermedim yani. Ben oynamıyorum, ben oynarım. İstersen ben oynarım. Başak bizi. Tamam, tamam. Tamam, ben konuşacağım. Başak bizi. Tamam, lazım olur belki yarın bir alır. Her neyse, bakın. Bakın, çok karıştırdınız. Çok ortalığı çok böldünüz, anladınız mı? Oluyor veya olmuyor, hiç önemli değil. Ama rica ettim size kaç defa, bölmeydi. Al, oynamıyorum diyor. Efendim, o biraz terbiyesiz kırk bir kız, ben kabul ediyorum. Ama Rejisör Bey! Gerçekten terbiyesiz kız. Siz, gerçekten. Siz de. Provayı daha sonra biz bildiğimiz gibi alalım, tamam mı? Şimdilik sadece yazalım. Ben zaten yazarlarla hiç şey yapmayı da sevmem. Yani oyun döneminde geldiğini hiç sevmem. Size daha sonra alırız. Beyefendi. Buyurun. Kız gerçekten terbiyesiz, tamam mı? Fazlasıyla. Daha fazla terbiyesizlik yapmasın size. Evet. Yani. Ama bizi anlamanız gerekiyor. Bizim için çok garipsiniz. Yani sanki onlar bizim cümlelerimizi söylüyorlar. Ama sanki bizim sesimizde değil. Ya biz çok tuhaf hissettik. Nasıl yapmayın? Bakın, bu terbiyesiz kız fazlasıyla haklı. Yani ben burada kendimi göremiyorum. Ben burada kendimi hissedemiyorum. Sanki burada biz değil, bir başkaları oturuyor efendim. Beyefendi, hem aktörler olsunlar, hem de oyuncu olsunlar, hem de buraya gelip siz olsunlar. Kolay bir şey mi bu? Sizce kolay mı? Kendi ağzını söyledi Başak kızım. Kendi yorumunu kattı tabii. Evet. Efendim, tabii. Bu yorum değil, yorumlar... başka bir şey. Nasıl başka bir şey beyefendi? Nasıl başka bir şey? Tamam. Bir şey demiyorum. Yapmayın lütfen. Yapmayın. Gerçekten bugün çok yoruldum. Hayatımda en yorulduğum gün bugün. Rejisör Bey, devam edeceğiz değil mi? Edelim efendim. Gülmeyeceğini söyledi bana. Gülmeyecekmiş gerçekten. Aynen. Evet, artık gülmem. Zaten en güzel kısmında böldüm. En hoş tarafı geliyor şimdi. Öyle mi? Evet. En hoş tarafı geliyorsa? Evet. Tamam o zaman. Tamam o zaman, ben daha sonra prova alırım. Tamam, ben biraz yoruldum ama kendime geleceğim, tamam mı? Sakin ol. Rica ediyorum sizden, gülmeyin artık ve artık buradan sonra devam edelim. Ne oldu buradan sonra? Aa evet, en son dediniz ki matemim var, matem elbisem var. Siz öyle bir şey dediniz, tamam mı? Siz hemen sormalısınız o an. Niçin matemim var diye? Evet. Niçin, neden matemim var diye sormalısınız. Evet efendim, öyle olmalı. Rejisör Bey, olaylar o şekilde gelişmedi. Hemen size anlatıyorum. Ben matem elbiseleri giydiğimi takdir edersiniz ki unutmalıyım dediğimde bana ne dese beğenirsiniz. Öyleyse derhal üzerinizden çıkarıp atalım. O olmuş. Yalan! Beter olun. Yani nasıl yapmış? Tabii ki gerçekten yaşandığına eminim. Daha neyse değil mi? Üvey babası kendi kızına yapmış. Nasıl insanlarsınız? Tamam. Bu kız her şeyi hak ediyor bu kız. Ya o kadar da değil, her neyse. Tamam anlıyorum, gerçekten kötü bir durum, kötü bir olay. Başınıza gelmiş, ben gerçekten üzüldüm. Ama
ama ben bir tiyatrocuyum. Yıllardır uğraşıyorum. Bu işi yıllardır ben oyunlar yönetiyorum. Ve hiç böyle bir sahne, böyle bir sahneyi canlandırmadım ben. Tabii prostatın belasını versin. Bir şey hemen geldim. Tamam, siz sorusun. Küçük hanım, sizden rica ederim. Sahneyi alt üst edersiniz. Böyle bir şey söylemez. Elbisenizden çıkarıp atalım. Böyle bir şey diyemez size. Böyle bir şey derse sahne alt üst olur. Yapamaz. Ama gerçekler bunlar Resul Bey. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Ben ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Size sormalı canım. Normal insan böyle yapar. Gelir der ki, matemim var, evet sizin niye mateminiz var der. Hemen çıkarıp atalım denir mi? Denir mi öyle şey? Hem öyle şey söylenir mi? Öyle şey söylenir mi ki hanımefendi? Siz onunla benim aramdaki bu rezil şeyler bir aşk olanı mı yapmak istiyorsunuz? Tabii ki istemiyorum. O bana matemimin sebebini soracak. Ben de 2 ay önce babam öldü. Ne diyeceğim? Yani? Kusura bakmayın Mesut Bey. Bana o gün söylediği gibi elbiselerinizi derhal üzerinizden çıkarıp atalım dedi. Yağma mı? Anlıyorum. Tamam anlıyorum da böyle bir şey derse sahne alt üst olur, anladınız mı? Ben bu sahneyi canlandıramam bu şekilde. Bu şekilde canlandıramam. Benim evet, görüşlerime kadar anladınız mı? Siz sahnede canlandırmaya uygun olanı arkada kendi aranızda konuştunuz. Hayır konuşmadık. Ben sahnede çıplak kadın istemiyorum. Sadece bunu konu... Ah tabii. Doğru. Sadece o vicdan azabını temsil edebilecek. Peki ya benim duralım, benim isterim, ben vazgeçiyorum. Efendim o kadar hazırlık yaptık. Ya siparişleri verdim ben. Küçük hanım benden kaç saatinizi çaldığınızı farkında mısınız siz? Yani. Vazgeçiyorum. Eğer bu işlerimi burada temsil edemeyeceksen vazgeçiyorum. Yalnız sizin isminiz yok ki. Yalnız sizin burada kayıtlarınız yok ki. Evet. Bakın şu adama bakın. Ne kadar onunla ilgisi onun da bir adam var kendine ait. Bakın annenize bakın. Evet gerçek dram bu kadında. Evet onun da bir dram var. Siz sadece kendi dramınızı var zannediyorsunuz ama sadece kendi dramınız yok. Bir kişinin hepsinin önüne geçmesi, diğer karakterlerin istila etmesi mümkün değildir. Onları arkada bırakması mümkün değildir efendim. Kişiler böyle buraya gelip monolog tarzında dökmemiz, konferans gibi. Böyle bir sipariflerinden gelip geçenleri söylemesi mümkün değildir. Yapamazsınız bunu. Sadece temsil edilmesi gerekenler temsil edilir. Öyle bir temsil etmektir ki bu. Burada temsil edilemeyen bütün öteki şeyler de anlaşılsın. Öteki kötü durumlar da anlaşılsın. Sizi temin ederim. Siz bunu kendi öfkenizden yapıyorsunuz. Tabii ki de. Kendi öfkenizden yapıyorsunuz. Ama bu kötü. Bu öfke tamam mı? Seyircilerinizden çok kötü etkiler yapar. Hepsi kendinizi itiraf etmediniz mi? Ha? Siz kendinizi itiraf etmediniz mi? Madame Pence'in dükkanında bu adamla buluşmadan önce bir sürü adamla edip kalktığınızı itiraf etmediniz mi? Dediğim gibi buraya gelen seyirciler sizden nefret edebilir. Bu şekilde olmaz. Yapamayız canım. Evet efendim. Yani beni yanlış anlayacaklarını söylüyorsunuz. Aynen öyle sizi yanlış anlarlar. İğrençli başrol olursunuz sadece onlar için. Öyle değil mi? Evet efendim. Yani. Kız daha önce bir sürü kişiyle olmuş. Beni unutamadıysa suç bende mi canım? Benim ne suçum var burada? Biraz... Hepiniz de doğru söylüyorsunuz Resul Bey. Evet, ondan önce başkaları da oldu. Ve evet, ben onu unutmadım. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir kadını çekip ve ilk sürükleyen kimse sonrakilerin de mesuliyeti ile oldudur. Benim gözümde ben doğmadan sorumlusu ile oldudur. Küçük hanım anlıyorum ama bırakın o da kendine ait bir vicdan azabı var, bırakın o da bunu sahnelemeye, göstermeye, seyircilere göstermeye şey bulsun canım adam, fırsat mı veresin? Elbette, kesinlikle efendim haklısınız. Siz anlamıyorsunuz. Neyi anlamıyorsunuz? O da bu fırsatı vermeyen asıl sizsiniz. Düşünün bir, küçükken takip ettiği o kızı büyümüş ve kirlenmiş olarak buluyor. Sonra üzerindeki matem elbiselerini bile umursamadan onu kollarının arasına alıyor. Eğer siz bunu bağışlarsanız o hangi vicdan azabını temsil edecek? Ben bağışladım söyledim mi? Bakın anneniz yine ağlıyor. Ben bağışladım söylemedim zaten. Ama sadece hepiniz homojen bir şekilde yayılmanızı söyledim. Anladınız mı? Farklı bir şey değil. Farklı bir şey değil efendim. Bakın anneniz yine ağlıyor. Hanımefendi iyi misiniz? Kolonya. Kötü olmuş. Rica ederim. Tamam. Siz beni istediğiniz gibi sahnelersiniz. Ama şu an gerçekten dramın nasıl geliştiğini görmek istiyor musunuz? Kesinlikle şu an bunu görmek istiyorum. Başka bir şey de görmek istemiyorum, tamam mı? Başka bir şey görmek istemiyorum. Ne olursa onu oynayın. Öyleyse annemi dışarı çıkın. Hayır, tabii. Hayır, kızım, ben alsın.
Niye olmasın? Hanımefendi bakın size demin de söyledim daha. Burada gerçekten olmuyor, prova edeceğiz sadece. Burada gerçek bir şey yaşandığı yok. Ayrıca zaten olun olmuş, siz neyin derdindesiniz? Olan olmadı, anlamıyorsunuz. Ben her daim acı çekiyorum. Sürekli bu acıyı tekrar tekrar yaşıyorum. Siz hiç çocukları konuşurken duydunuz mu? Hayır. Görmedim. Duyamazsınız. Asla konuşmazlar. Niye? Ama dibimden de ayrılmazlar. Onlar yüzünden çektiğim acıyı bana hatırlatmak için. Anlıyor musunuz? Peki ya o? Benden uzaklara kaçtı. Mahvoldu. Onu şu an karşımda görüyorsam, onun yüzünden çektiğim acıyı daima artan bir şiddetle yaşamam için. Anlıyor musunuz beni? Yani anlıyorum. Efendim bakın kadın haklı. Kadın çok üzüldü. Bu dolun çığlığı bizim bu perdemizin, bu sahnemizin dram olarak zirvesinde yer alacak. Bu kızın beni hayatımın en sefil anında yakaladığı o an var ya, işte o an bu kadının çığlığı duyulacak. Tabii anlıyorum, zaten ben de ondan bahsedecektim. Bakın bu sahne çok önemli. Birinci perdenin belki mi olacak sahne. Bunu sergilemezsek nasıl oynarız bu oyunu? Burası mutlaka olmalı beyefendi, rica ediyorum. Karınız mı? Üvey karınız mı? Neyse, söyleyin, şey yapmasın canım. Eski karın. Eski karın, sen neysin? O çığlık rejissör bey. Ne? Beni de çıldırttı. Siz, söylediğiniz, siz beni istediğiniz şekilde temsil edersiniz. Tiyatro son, seyirciler yok. Tamam o zaman, bırakın ben bildiğim gibi yapayım, tamam mı? Bakın, yaşın. Üzerinde kıyafetlerim kalabilir. O şekilde temsil edebilirsiniz. Çok güzel. Ama sadece kollarım. Kollarım çıplak olsun. Çünkü o gün ona böyle sarılmıştım. Beni tiksindiren tek şey olmuş gibi. Güzel. Onunla atan bir damarı izliyordum. Sonra böyle başını göğsüne bastım. Hadi anne. O gün bir gibi Harper. Hadi. Kızım, o benim kızım! Şeytan! Görmüyor musun o benim kızım? İşte mükemmel beyefendi! Mükemmel! Burada perde diyoruz! Burada perde diyoruz beyefendi! Burada perde diyoruz! Bakın, mükemmel sahne oldu! Efendim, mükemmel oldu! Söylemek istediğim gibi, aramızda hiçbir şey gerçekleşmeden annesi buraya geldi. Annesi gelince ben bunları tanıdım tabii ki de efendim. Sonuçta benim eski karım. Bir bul da olsa ben bu kadını nerede görsem tanıdım. Ben karımı tanıdım ve derler bunları alıp eve götürdüm. O saatten sonra kız eskisi gibi olmadı, farkındayım. Ama ben onları bilerek ona göre davrandım efendim. Yani anlatabiliyor muyum? Dram tam olarak bu şekilde gerçekleşti. Tabii anladım. Benim dramımı layıkıyla yazdınız mı? Yazdım. Evet. Güzel notlarım var mı? Evet efendim. Güzel notlarım var. Ama üvey kız bazen çok şey abartıyor. Efendim. Her şeyi böyle sergilemeyeceğim. Evet, terbiyesiz. Benim arkamdan kim bilir neler konuşuyor neler efendim. Beni şöyle bilin mi? Beni çok yanlış biri olarak ben siz de az değilsiniz tabii ki. Siz de az değilsiniz de. Ama o üvey kızı gerçekten abartıyor. Siz olanı çok küçük göstermeye çalışıyorsunuz. O da çok üst göstermeye çalışıyor. Anne de zaten garip kadın. Ne bir ayol karakteri. Çok garip efendim. Yani evet bir miktar çarpıtmalar olabilir. Ama o... Sen be! Perde kapanmış. Efendim. Efendim ne gerek var beni böyle ön plana çıkarıp böyle göstermeye? Yani insanlar bizi zaten tanıyorlar. Ne ön plana çıkarmasın? Burası böyle dolu olunca falan düşünemiyorum canım. Ne ön plana çıkarmasın beyefendi? Ya farkındayım ben. Neşi? Yakışıklılığı yok. Yavrum! 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 Bir tesir bırakıyorum evet farkındayım. Beyefendi rejimle konuşmak istiyorum. Yavrum! Siz gerizekalısınız. Ben tekste metinde perde dedim. Birinci perdenin sonu demek istedim. Niye perde çekiyorsun? Gerizekalı aç şu perdeyi. Aç şu perdeyi! Ya ben, ya efendim, havuz var birinci perdede. Çocuk şişirdi onu. Evet. Ben seni yemeyi sürüm. Her neyse. Şuraya bir toplayın, alın. Üvey kızın şapkası kalsın. Yavrum, yavrum. Aşağıdan. Toplayın hemen işte krep. Küstüye mi geldi? Ben de yardım etmek isterdim ama beynim ağrıyor. Eminim öyledir. Tamam, güzel. Havuz güzel, elinizde şu an bundan var. Daha sonra tahta ahşaptan ben size yaklaşacağım. Beyefendi, şimdi söylemek istediğim şey. Evet. İkinci perdeye geçebilir miyiz abi? Elbette efendim, neden geçemeyiz?
ikinci perdeye geçelim. Ama bu perde bırakıp biraz daha benim bildiğim gibi yaparız. Çünkü ben daha önce oyun bir sürü oyun okudum, yazdım, çıkarttım. Ya yani ilk defa yazıyorum da, yani notlarım vardı burada. Ama rejissör bey, anlaşılması gereken çok önemli nokta var. Biz oğlunun ısrarlarını aldırmadan onunla birlikte evlerine taşındık. Anlaşıldı, bu noktaya özellikle parmak basacağım, merak etme. Ama bunu yaparak onun nasıl küplere bindiği açıkça görünmeli. Çok önemli. Tabii, tabii. Özellikle dikkat edeceğimi söylüyorum ya. Meğerden isabetli iş yapmışım. Annem ona yalvardıkça, peşinde dolaştıkça diğeri ondan kaçıyordu. Kim? O! Ama siz buraya bahçe sahnesi kuracaksınız sanırım ama onun sahnesi evde geçiyor. Çünkü o kendisini odasına kapatıp bizimle muhatap olmayı reddediyordu. Ayrıca şu kukulara sahneleri de yine evde geçiyor. Çünkü o kapı arkalarında gölgelere, karanlıklara saklanıp gizlice olayları izliyor. Hanımefendi küçük hanım, anlıyorum ama yani ben bir perdeli göz göre göre seyircinin önünde sahne değiştirecek değilim herhalde, değil mi? Çok iyi. Yeni olsa eskiden yaparlardı. Çok iyi. Eskiden canım hayal. Efendim bakın efendim bir dakika. Ben bir oyun izledim. Böyle sahneyi ikiye bölmüşler. Hadi de şahane değil. Ne güzel oyundu canım öyle. Sahneyi de gayet iyi kullanmışlar ikiye bölmelerine rağmen. Hiçbir tarafı ziyan etmemişler. Ne var canım? Şuradan şu çizgiyi çekiversek. Sahneye bölmek ayrı, değiştirmek ayrı sahne. İzleyiciler aptal değil ki yani. Anlamayacak mı öbür tarafta başka bir sahne olduğunu? Evet. Ben de diyorum ki eskiden diyorum hayal kurmak daha kolay. Hayal misin? Evet hayal. Hayal mi dediniz siz? Hayal. Hayal. Lütfen bizim için zalim olan o kelimeyi bir daha kullanmayın. Tanrı aşkına. Hayal. 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 Hayır sizi anlıyorum. Hayal. Beyefendi niye kullanmayacaksınız? Yapmayın siz de niye kullanmayacakmışsınız? Çünkü burada sizin için oynanan oyundan başka bir şey söz konusu değildir. Ve böyle olması da gayet doğaldır. Ama burada gerçekleştirdiğiniz, yapmaya çalıştığınız şey bir gerçeğin benzeri, bir gerçeğin hayali değil mi? Elbette. Bakın kendiniz söylüyorsunuz. Bu sanat oyununda bir gerçeğin, bir hayalin benzerini yaratmaya çalışıyorsunuz, her neyse. Ama size soruyorum, bizim bu hayalden başka gerçeğimiz var mı? Bizim bu hayalden başka gerçeğimiz var mı? Yok tabii. Ne gezer? Elbette ki yok. Beyefendi tamam anlıyorum sizi, gerçekten zor bir durum ama burada bu sahneyi canlandırmamız gerekiyor, anladınız mı? Sizin kırıklıklarınıza falan uğraşacak vaktim yok benim. Şimdi belki de ikinci perdeye geçiyor muyuz, geçmiyor muyuz? Belki de sadece bizim için değildir bu gerçek. Başka kimin için olacak? Bizim için. İlgisini. Bana mı bahsetmeye çalışıyorsun beyefendi? Bana söyler misiniz bana? Siz kimsiniz? Üyesi. Beyefendi ben benim. Siz kimsiniz? Ya öyle değil de siz bensiniz desem? Vereceğim cevap siz bir delisiniz olur. Gülmekte haklı var. Sizin tepkinizde de haklısınız. Çünkü sizin için burada oynanan şeyler bir oyun icabı, elbette. Evet. Hatta siz az evvel şu beyin o değil de ben olacağını söylemiştiniz, öyle değil mi? Evet. Ama ben o değil, buyum. Bakın, siz nasıl gafil anladın? Laf çarpmasın, tam bir laf çarpmasın. Tamam, biraz anlamış gibiyim ama siz lafı nereye getirmek istiyorsunuz? Bütün bu oyun, sanat oyunu safsatalarını bir kenara bırakalım. Bırakalım. Ve size dürüstçe bir daha soracağım. Gözlerimin içine iyi bakın. Siz kimsiniz? Aa, yine aynı soruyu soruyor. Bakın beyefendi hem karakter geçiniyorsunuz hem de bana kim olduğumu soruyorsunuz. Siz kimsiniz? Asıl siz kimsiniz canım? Efendim bakın bir karakter istediğine, istediği zaman, istediği şeyi sorabilir. Çünkü tamam. Bir karakter doğumundan ölümüne kadar aynı çizgi üzerindedir. Tamam sorabilir. Kendine ait bir üslubu vardır ve hep o üslubu takınır. Ama sizler, siz insanlar sadece hayatınızın bir döneminde sadece belli bir şahsiyet olabilirsiniz. Tamam beyefendi, tamam sorabilirsin ama siz bu soruyu kalkmış bana soruyorsun. Rejissör olan, buranın yönetmeni olan, buranın müdürü olan bana. Hayal söyleyin. Hala şey yapmıyor adam, ulan beni dinlemiyor, hiç dinlemiyor. Hayaller kuruyorsunuz. Kuruyor. Bambaşka biri gibi hissetmek istiyorsunuz. Ne olmuş? Bambaşka hislere bürünüyorsunuz. Kendinizi dev aynalarında görüyorsunuz. Ama aradan zaman geçiyor. Artık eskisi gibi olmadığınızı, o hayalinizden çok farklı biri olduğunuzu fark ediyorsunuz. Tıpkı bir kuruntu gibi dünün bugünden farksız olmadığını hissediyorsunuz. İşte o an, bunu hissettiğiniz o an. Bırakın sahnenin tahtalarını, yeryüzünün ayağınızın altında.
altından kayar gibi olduğunu hissetmiyor musunuz ha? Beyefendi. Hayır. Şaka yapmayın. Beyefendi, anlıyorum sizi ama siz bakın, hem siz karaktersiniz öyle değil mi? Evet. Karakter geçiriyorsunuz. Bu rolünüzü bir kenara bırakıp bu rolü sorgulamaya, kabul ettirmeye, bana kabul ettirmeye ve bunu bana ifade etmeye kalkışıyorsunuz. Elbette. Böyle bir karakter ne zaman görmüş? Bakın efendim. Nerede görmüş? Ben hiç görmedim, siz gördünüz mü? Bizim bu hayalden başka gerçeğimiz yok. Biz değişemeyiz. Biz olduğumuz gibi kalmaya mahkumuz. Biz başkası gibi olamayız. Kesin. Bu durum size ürperti vermedi anladığınızda. Ellerim ayaklarım titriyor. Yani çok ürperdim şu an. Bizim bundan başka gerçeğimiz yok. Sakin. Ama sizin gerçeğiniz her gün değişiyor. Herkes değişiyor beyefendi. Ama bizim gerçeğimiz her gün değişiyor. Buradaki herkes gibi sizden hariç, siz bir garipsiniz zaten. Ben herkes gibi benim de gerçeğim günden güne değişiyor. Ama bizimki değişmiyor. İlelebet aynı kalacak. Hem siz bana daha deminden bir karakter olduğumu ve garip davrandığımı söylediniz, öyle değil mi? Evet. Yazarlar eserlerini yaratırken içlerinde duydukları ıstırabı gizlerler. Bir eser yaratıldığı zaman bir karakter yazarından hemen ayrılır. Ve bir karakter istediği gibi davranabilir. İstediği şeyi söyleyebilir. İstediği hareketi yapabilir. Yazarı onu sadece izleyebilir. İsterse karışsın, isterse müdahale etmeye kalksın. Onun vay haline. Anlatabiliyor muyum? Bizler de bunu canlandırmaya çalışıyoruz. Çünkü bir karakter yaratıldığı zaman yazarından ayrılır. Ondan bambaşka bir hale bürünür. İnsanlar onu bambaşka bir boyuta sokabilirler. Hatta bir karakter yazarının düşünmediği bambaşka bir hale bürünebilir. Evet, tamam, karakterler yazarın kaleminden çıktıktan sonra serbest kalırlar. Evet, biliyorum, tamam ama siz buradan lafı nereye getirmek istiyorsunuz? Peki bizi anlıyorsanız neden bize hak vermiyorsunuz ha? Bir karakter düşünün ki yazarının hayal gücünden yaratılmak şerefine ulaşmış olsun. Ama aynı yazar bu karakterleri tamamlamamış. Düşünebiliyor musunuz? Ne büyük bir acı. Ne büyük bir acı. O yazarın karşısında kah şu zavallı kız, kah anne. Saatlerce, günlerce, aylarca onu yalvardık. Hmm. Ama ne fayda? Bizi dinlemedi. Dinlemedi mi? Dinlemedi. Bunları... Bilal Bey, ona en çok ben yalvarıyordum. O gece olunca ışıkları açmıyordu. Gölgelere karanlığa aldırmıyordu. Uzanıp düşüncelere dalıyordu. Bazen o, bazen annem ve çocuklar, bazen de ben. Ona ne sahneler, ne olaylar vaat etmiyorduk ki. Senin fazla ısrarı yazarı caydırmış oldu. Ne münasebet? Benim böyle olmam bizzat kendisi istedi. Bana kalırsa onun bizi yarım bırakmasının sebebi ürkekliği. O halkın sevdiği, beğendiği tiyatroyu tasvip etmiyor. Yeni şeyler yapmak istiyordu. Ama buna cesareti olmadığı için bizi yarım bıraktı. Siz de korkuyor musunuz? Ben ne korkacağım canım? Ben kimsenin emri alıp bir oyun çıkartmadım buraya. Hiçbir zaman yapmadım bunu. Yani kimse ne bir sansüre uğradı ne bir şey yaptım. Ben kimsenin emri almadım bugüne kadar, anladınız mı? Bravo, Mesut Bey. Ne yapayım canım? Madem olacağınız tepkilerden çekinmiyorsunuz, öyleyse devam edelim. Tamam ama yani belli bir görüşüm de var, anladınız mı? Tamam, çekinmiyorum. Halka göre oynamıyorum. Farklı kendi istediğim gibi oynuyorum ama... Yani onu da yapamam çünkü benim görüşüme ters. O yüzden. Anladınız mı? Peki ne yapacağız? Eğer levha değiştiremeyecekseniz buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bakın işte çözümümüz olayları hepsini toplayıp, olaylara yoğunlaşıp, hepsini derleyip toplayıp en sonunda birleştirmemiz lazım. Ben tek bir noktada birleştirmemiz lazım. Hepsi bahçede geçse. Yani hepsi bahçede geçse, aynen geçse ne olur? Hepsi bahçede geçse. Onun sahneleri zaten bahçede geçiyor. Tamam, güzel. Evet. Biz o karanlık kasvetli evde dördümüz aynı odada oluyoruz. Ben Rıza'yı tarihle birlikte yatıyorum. O sevgi dolu masum kollarını benim kirlenmiş vücuduma sarıyordu. Bir bilseniz bahçede o kadar güzel oyunlar oynardık tek başına. Sürekli çiçek toplardık ama öyle büyük olanları değil. Minicik, en şirin olanları.
Geldiğinizden beri bir garipsiniz ama şu an kız nasıl ağladı? Tamam üzülmeyin, tamam ağlamayın canım. Gerçekten oldu. Tamam ağlamayın, ağlamayın, ağlamayın. Çok tamam, çirkin ağlıyor. Yani gülüşü kararlı, evet ağlayışı çirkin. Her neyse. Tamam, tamam. Bahçe sahnesinde kurarız. İstediğiniz gibi yaparız ama bahçe, sadece bahçe sahnesinde kuralım, tamam mı? Ben sizi ayarlayacağım. Şimdi şey yapın. Gel yap, gel yap. Gel sen. Sahne alın, gelin buraya. Şuraya. Şuraya birkaç tane selvi ağacı koy, tamam mı? Tabii. Selvi yok, ne yaparsın? Bütün oralarına bir ağaç var. Çamlarımız kaldı. Evet, tamam, getirin onları koyun. Getirin onları koyun. Tamam, ayarlarım. Ağlamayın, tamam mı? Reji, gel. Şu işçilere bakayım bir. Hadi işçilere. Hemen oradan bir gök var bakalım şuraya. Gök var. Olmadı. Olmadı. Beyaz değil mi? Beyaz canım, beyaz. Gök başka şey. Yok. Tamam o zaman, normal ışık yaz. Normal, demik ışık yaz. Bensin. Ben daha sonra ışık alacağım, tamam mı? Halledeceğim burayı. Halledeceğim burayı. Şimdi böyle arsa nerede kaldı? Geliyor efendim, geliyor. Arsa hemen getirsinler. Biraz geldi mi üstünüm? Geldi mi? Aferin, aferin. Ya kolların ne böyle? Kanser olacaksın. Ya alış artık şuna, alış. Her neyse, her neyse. Kızım, şey yapmamız lazım şimdi. Şu çocuğu, şu çocuk değil mi? O, içeride anlattığın şu çocuk. Evet. Biraz harekete geçirmemiz lazım bunu. Su tutsa, sana... Kalksana, kalksana! Tamam canım, vurma çocuğa. Kalk, kalk yavrum. Gel, gel. Yavrum, baksana. Ayakları uyuşmuş herhalde, ne zamandır orada oturuyor. Gel yavrum, gel, gel. Yavrum. Pantolon düşüyor herhalde, biraz. Çocuk bu kadar yürümüyor çünkü peşimden. Otur yavrum, otur. Otur ha, otur. Yavrum, ne diyorsun? Otur ya, dur bu çocuk. Yavrum sen hadi konuşamıyorsun, anlamıyor musun beni? Anlamıyor musun? Tamam değil mi? Hah, yapacak gibi duruyor, yapar herhalde, o zamana kadar hazırlanalım. Yavrum, kız, bu çocuk yani hiç mi konuşamıyor? Hiç mi bir şey söyleyemiyor? Boşuna uğraşmayın. Nasıl uğraşmayın? O, burada durdukça ağzından tek bir kelime bile alamazsınız. Bence siz onu göndermeye bakın. Ben giderim, hiç sorun değil. Nasıl canım, hayır işte. Ya oğlum, gidebilirim, gidemezsin. Sensiz oyun oynayın ama. Gideceğim ben, bırakın, lütfen bırakın. Hayır, gidemem. Müsaade edin, gitsin! Ya nereye gidecek, ben ne yapayım? Nereye gidecek zaten? Gidemiyoruz. Buraya ben çıkıyorum! Şaka mı yapıyor? Ya pantolon yok. Nedir pantolon yok?
Rekordan mı? Rekordan mı? Arkadaşlar, hayır, hayır. Bir saniye. O bizim değil. Tesirin bizim değil aslında. Tamam mı? O yüzden kendilerden bulmuşsa hangisi? Neredeyse bir yerden bulmuştur diyorum. Oyuncaktır. Ne? Küçük çocuk gelecek silahlar var mı? Söyledin mi? Tamam. Onun annesinde sen de tutmuşsun. Gördün. Onu kurtardın. Ha. Ben senin yerinde olsaydım ikisinden birini ya da her ikisini. Babasını da oğlumu da öldürdüm. Tamam. Tamam buraya kadar mükemmel. Mükemmel işleri. Peki ya burası sen de bir şey yapıyorsun. Hayır. Dışarıda konuştuk. Hadi bir şey yapıyorum. Anlattıkları yalan. Hiçbir şey olmadı. Ben hiçbir olaya sebebiyet vermedim. Hiçbir şey olmadı. Hayır. Beyefendi hiçbir olaya sebebiyet vermediğini söylüyor çocuk. Annenle o sahneyi canlandıracaksın diyor. Canlandırmayacağım. Canlandıracaksan. Canlandırmayacağım anladın mı? Ne demek itiraz etme. Sen de annesine gitsin eser yok mu ha? Sen de annesine gitsin eser yok mu? Nasıl yapıyorsun sen? Yok. Ne oldu bir kere ne oldu? Yapma sen aşkına yapma. Baba! Bu çılgınlık sana nereden bulaştı bilmiyorum. Kendi yüz karını bizim yüz karımıza yar ve göstermekten utanmıyor musun sen he? Tamam da siz gelmediniz. O oyun yazılmayacak anladın mı? Yazılmayacak. Nasıl yazılmayacak? Siz gelmediniz de sanki buraya nasıl yazılacak bu oyun? Ben gelmedim. O geldi. Geldi de sen de gelmişsin ama sen de buradasın. Benim peşinden sürükledi. Gelmek zorundaydım. Aynı şu anda çıkamadığım gibi o zaman da gelmek zorundaydım anlıyor musun? Anlaşmışsınız. Anlaşmışsınız hepiniz. Dışarıda olmayan şeylere de anlaşmışsınız. Bunlar gerçek değil. Ben hiçbir şey anlaşmadım. Babanız ne anlattıysa ben onu yazdım beyefendi. Bunlar gerçek değil. Yavuzcuğum. Sen ne yapıyorsun burada? Sen niye ne yapıyorsun burada? Mustafa Bey, oğlu verdiniz inceliyorum. Yavrum. Adam öfkeni görmüyor musun? Niye inceliyorsun şu an? Bu oyunu çizmeyeceğini hala anlamadınız mı? Bir bakın. Çıkmayacak. Daha önce canlandırılan sahneleri, şimdi bu adamın beni taklit edişine bir bakın. Bu çirkin bir aynada kendimizi izlemek gibi anlıyor musunuz? Çirkin ayna bu mu? Evet. Bu aynanın karşısında yaşanabilir mi? Aynı bir aynanın karşısında yaşamak gibi. Çirkin bir ayna. Çirkin ayna mı? Bak. Ben gidemiyorum. Ben gidiyorum bak. İşte tam da yüzden beni sorgulamaz. Gel. Sen nasıl bir gerizekalı? Sen nasıl bir aptal çocuğu tuvalete kapatıp kilitleyin tamam mı? Götür üç çocuğu, rica ediyorum. Ben götürmeyin, öyle mi çocuğa şimdi? Biz duyduk, gel. Üniversite tiyatrosuna bir adam bulun da oğlu ona mı yaptınız bilmiyorum artık. Arkaya da ağlıyor, öyle değil mi? Ya gerçekten bir daha taşını çıkartma tamam mı? Bir daha çıkartma yoksa gerçekten elinden bir kaza çıkacak çocuk. Gerçekten aptal bir çocuk. Yavrum, gerçekten hadi bak şüpheye yer yok. Şu olayı nasıl olursa anlat bize. Nasıl? Ben yalnız odama gittim. Anneme sorun. Anlatsın. Odamdaydım. Tamam. Odamdaydım. Odamdaydın. Ne yapıyordun? Oyun mu oynuyordun odamda? Ne yapıyordun sen? Efendim odamda sadece yalnız kalmaya çalışıyordum. Benim bunlarla bir alakam var mı? Bu anlatılan hikayenin neresindeyim ben? Sadece yalnız kalmaya çalışıyordum. Sorun anlatsın size. Tamam sen sus o zaman. Anne siz anlatın. Odaya terk etmişsiniz evet. Söylediğim. Odasındaydım. Ha tamam. Evet odamda. Artık daha fazla dayanamıyorum. İçimdeki bütün acıları boşaltmak için yanına gittim. Evet. Konuşmak istiyorum. Hayır. Ama... Hiçbir olaya sebebiyet vermek için çıktım. Tamam. Sadece çıktım. Güzel çıktın. Çıktın. Nereye gittin? Bahçeye. Bahçede ne gördün ha? Ne gördün? Ne var bahçede? Hiçbir şey. Hiçbir şey görmedim. Hiçbir şey görmedim. Nasıl hiçbir şey görmedin canım? Bir şeyler olmuş değil. Yani şu an bir çatışma çıkarmak lazım. Bir olay çıkarmak lazım annenle senin aranda. Niye anlatmamı istiyorsunuz? Neden? Ama... Ya bu olayın sonunu öğrenmek için tabii ki. Anlat işte yazalım şu ya. Ve Sufyan'ım sen yazıyorsun değil mi? Yazıyorum. Tamam kaçırma işte. Evet ama. Bahçeden geçiyordum. Hani? Sonra küçük kızı gördüm. Evet gördüm. Ona yardım etmek istedim. Koştum. Sonra. Sonrası lazım. Sonra. Orada erkek çocuğu gördüm. Evet ne yapıyordu orada? Ne yapıyordu? Kız kardeşimi izliyordu. Deli gözlerle kız kardeşimi izliyordu. Oğlan küçük kıza. Evet. Evet sonra ne oldu? Sonra? Yok. Nasıl yok. Nasıl?
istemiyorum seni. Çık, 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 çık. Ağlayıp zırlama. Ne kadar çirkin ağlıyor ya. Yaptan çık, 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 çık. Zengin değil sen. Hop, hop, atla, atla, atla. Çık sana, çık. Çık, 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 çık. Ölmüş. Ben ölmüyorum canım, çıkın siz, çıkın. Ölmüş ama. Ne, ölmüyorsun siz, çocuk kalmıyorsunuz. Çıkın, çıkın, çık, 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 kalmıyor. Çık buradan! Çık! Yavrum hızlı çıksana, alamazsana çık! Beyefendi! Hepsi gitti gördünüz mü? Beyefendi! Bunlar hepsi oyun değil mi? Çocuk burada boğulmamıştır. Oyun değil mi? Madame Pace'i ben içeride konuşmuştuk ya. Madame Pace'in sahnesi gibi. Bunlar da bir illüzyon öyle değil mi? Öyle değil mi? Ah! Öyle mi? Oyun? Ne oyunu canım? Hepsi gerçek. Hepsi. Nasıl yani? Nasıl yani? Çocuk gerçekten öldü mü? Bu gerçekten mi? Hop! Gerçekten bu! Bu gerçekten! Ben ne yaparım? Kapatırlar burayı! Bu çocukların sigortası var mı? Sigortası var mı çocuklar? Benim çantamı kapatırlar! Kaç yıldır kurdum ben buraya, ben insan mısın? Uyumu yaratacağız dediler. Tamam gerçekten. Gerçekten. Gerçekten bunlar. Gerçekten. Gerçekten. Barış bir oğlum. Olmadı. Hiçbir olmadı. Hiçbir olmadı. Bu hiçbir olmadı bunlar. Barış bir oğlum. Şahit yazarlar bizi. Şahit. Yavrum. İşleyici. Yavrum bak. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Kapat işleri hemen. Hemen işleri kapat. Yavrum kapatsana. Hah. Şimdi sen beni dinleyeceksin. Ne yapıyoruz biliyor musun? Ne kadar kapı varsa hepsini kilitleyeceğiz. Ama önce ne kadar ışık varsa bizi döndürmemiz gerekiyor. Sonra ben birkaç gün şehir içine böyle kışın döndürdüm. Burada hiçbir şey görmedim, tamam mı? Hiçbir şey. Aktörlerle konuş, sahneleriyle konuş. Burada hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey görmediniz. Buranın kapanmasını izin veremem, anladın mı? Sonra daha sonra sen bir süre her gün gelip burayı kontrol ediyorsun. Burada hiçbir şey. Herkes sıkı sıkı demeyiz, tamam mı? Herkese konuşuyorsun. Kimse ağzından çiş çıkmıyor. Burada hiçbir şey olmadı. Her şey oyundu. Şakacıktan canım. O çocuk şakacıktan vuruldu. Burada kız şakacıktan boğuldu. Hepsi bir illüzyon. Tamam mı? Şimdi benim not defterim yere düşmüştü. Ya bir şey yap, onları göreyim alayım. Not defterim var, hadi. Bir şey yak yavrum. Hadi. Yavrum ışığı yaksana. Gerizekalı. Yavrum ışığı yaksana. Bir şey yak da şey yapayım. Çıktın sen. Geri gel, tamam. Gördün mü beni? Bir şey yap. Bir şey yap yavrum. Hah, tamam, teşekkür ederim. Altış olsunun da karakterin elinde. Oyunların da hepsini hiç olacağız. Hepsi kadar
iyi akşamlar. Etak deneme sahnesi. Erciyes Üniversitesi tiyatro okulu ve etak deneme sahnesi Şakir Özsoy depo tiyatrosu olarak 18. yılımızda bu yıl tiyatro haftasında 6 karakter yazarını arıyor adlı oyunumuzla sizlerleyiz. Bu akşam oyun saatine, hava şartlarına bakmadan tiyatroyu yalnızca bir güldürü, komedi aracı olarak görmeyip burada bir sanat dalı olarak görüp bizi burada yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu yıl önceki yıllara kıyasla çok daha kalabalık bir kadroyla sahnedeydik ve %90'ı arkadaşlarımın ilk tecrübesiydi, ilk sahne tecrübesiydi. Bizi utandırmadıkları için ve ellerinin en iyisini yapıp buradan alınlarının akıllarıyla çıktıkları için sizden büyük bir alkış istiyorum. Şimdi 10 dakika bir ara vereceğiz. Aradan sonra fuayemiz olacak. Fuayede ekibin geçmişiyle, işleyişiyle, oyuna hazırlık süreciyle, oyunla alakalı merak ettiklerinizle alakalı ne tip sorularınız, eleştirileriniz, güzel düşünceleriniz ne varsa bizlere iletebilirsiniz. Burada olacağız yine. Sahnenin önünde olacağız. 10 dakika sonra burada görüşmek dileğiyle. Son olarak oyuna hazırlık sürecinde emeklerini esirgemeyen danışman hocamız ve sevgili eşi Feyza Görez'e, Arif Görez'e ve memleketlerinden işlerini güçlerini bırakıp izin alıp bizleri bugün burada yalnız bırakmayan eski hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Üzülüyorum. 10 dakika sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.